Beyaz Transfer'e hoş geldiniz sevgili seyirciler. Yine dop dolu bir gündemle, flash gelişmelerle, son dakikalarla karşınızdayız. Dün gece Onur Kıvrak demiştik. Ankara Gücü'nde Bayram Bektaş dönemi bitti demiştik ve programa Babel'le başlamıştık. Bugün de Belhanda'yla başlayacağız. Çok sıcak bir gelişme, flash bir gelişme. Galatasaray'da Rodriguez'den sonra Belhanda'yla da yollar ayrıldı. İşte altyazıda görüyorsunuz. Bu flash gelişmeyle başlayacağız ve bugünkü programda kimlerle birlikteyiz? Öncelikle bunu sizlere takdim etmek istiyorum. Dün gece İzmir'deydi sevgili Devrim Zengi. Ayağının tozuyla geldi. Onur Kıvrak haberin nedeniyle tebrik ediyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Sağ ol. Emre Zabunoğlu yine bizlerle birlikte. Emre, senin de yine dünya futboluyla ilgili, Türk futboluyla ilgili, gelecek isimlerle ilgili vereceğin istihbaratlar ve bilgiler çok önemli. Sercan Dikme, hoş geldin. Beşiktaş taraftarı şu anda bekliyor. Acaba transferler ne durumda? Sende de yine büyük ihtimalle flash haberler var. Birkaç dakika var. Sonra var mı? Var. O zaman Beşiktaş taraftarı beklesin. Biraz beklesinler. Birkaç dakika sonra Belhanda olayından sonra o sıcak transferi aktaracağız. Ve Burak Korkut, bugün kravatın çok güzel. Galatasaraylı bir yönetici gibisin. Forvetsiz. Galatasaray'da transfer yok. Yani gidenler var, gelenler yok. Sen hani yöneticiliğe soyunup sanki gidip transfer yapacak gibi duruyorsun burada. Herhalde görev bize kalacak gibi gözüküyor. Güzeldi. Öyle gözüküyor. Bugün yani de tebrik ederim, yine forvet yok. Evet. Yine forvet yok. Tebrik ediyorum. Bir Galatasaray taraftarının Fatih Terim'le yaşadığı bir diyalog var. Ve gerçekten onu birazdan sizlere aktaracağız. Artık forvetsizlik Galatasaray taraftarının canına tak etti diyelim. Belhanda'ya dönelim. Programın başında az önce vermiştik. El İttihat Kulübü'ne satıldı ve El İttihat Kulübü Belhanda'yı şu anda Instagram'dan takip etti sevgili seyirciler. O görüntüyü de ekrana getirecek sevgili arkadaşlarımız, rejiden Serkan ekranlara getirecek bu görüntüyü. İşte YNS Belhanda Official ve El İttihat Kulübü'nün kendisini takip etmesi ekranlara biz yansıyor. Takip etmiyormuşuz. Yani gerçekten flash bir akşam. Evet. Galatasaray'da yıldızlar birer birer gidiyor. Buğra, senle başlayayım ilk olarak. Ne diyeceksin? Galatasaray'da gelen yok, giden çok. Galatasaray Spor Kulübü tarihinin en kötü yönetimi. Diyeceğim tek o. Yani her giden yönetimin arkasından biz şunu diyoruz artık. Çok şükür kötü günler geride kaldı. Artık bizi daha kötü günler bekliyor. Dursun Özbek'e haksızlık yapıldı diyor musun Galatasaray? Ya evet. Kesinlikle diyorum. Çünkü bu kadroyu Dursun Özbek kurdu. Şu an onun kadrosu dağıldı. Satıyor. Evet. Ama Fatih Terim'in onayı olmadan da işliyor mudur işte? Mecbur. Futbolcu alıyor musun? Almıyor. Almıyorsun. Satıyor musun? Satıyorsun. Ya bu Fatih Terim'in acaba hani ben bir seni feda etmeye razıyım açıklaması yönetime bir mesaj mıydı? Yani o açıklama sonrası sanki artık bu kadro dağılıyor. Ben evet, biraz onun üzerinden de konuşmak ama lazım. Ama Galatasaray şimdi şampiyonluktan kopmadı. Ya kopmadı. Ama ona bir şey demiyorum ama şimdi Fatih Terim gerekirse Serdar Aziz gitti. Evet. Hani Eren çok fazla bir performans yapamadı ilk yarı, tamam. Hani onun yokluğu çok fazla aranmaz. Ama yine 7 gol attı. Rodriguez gitti, Belhanda gitti. Yani Galatasaray Fatih Terim'in dediği gibi gerekirse bir seneyi feda ederim durumuna mı geliyor acaba? Geçen sene Ndiaye ne zaman gitti? Ocak'ta. Evet. Yerine kim alındı? Kimse alınmadı. Fatih Terim Donku ne yaptı? Donku aldı. Donku transfer etti. İçeriden Selçuk'u da etti. Kadro dışı Selçuk kalmış. Da oynamıyordu Donku, çünkü. Artık yani Fatih Terim'in arkasına saklanmaktan bu yönetimin yani. Ama iki oyuncuyu da Fatih Hoca göndermiş. Yani Serdar'la Eren'i. O büyük bir kayıp değil Galatasaray için. Ama 7 gol attı şu an. Forvet gelmiyor, öyle düşün. Şimdi Gomis gidiyor. Belhanda gidiyor. Rodriguez gidiyor. Gelen kim? Eren'le Serdar'ı da say gidenler. Tamam, onları da sayıyorum. Çünkü 11 oyuncu. Gelen kim? Yok. Gelen işte bugün Emre Taşdemir geldi. Onun dışında bir de Marka işte. Gelecek mi belli değil o da. O da bugün Chavez'le son maçına çıktı. Bir penaltı kaçırdı. İlk 11'de oynadı ve takımıyla vedalaştı. Onunla ilgili de görüntüleri birazdan ekranlara getireceğiz. Sanıyorum Galatasaray taraftarının en çok merak ettiği şey Belhanda'nın gidişinden dolayı mutsuz veya mutlu değiller. Yerine kimin geleceği önemli burada. Gomis sezon başı gitti. 6 ay oldu, 5 ay oldu. Yerine forvet bulamayan Galatasaray bugün sattığı 10 numarası veya parantez içerisinde 8 numarasının yerine normal şartlarda doğru orantıda bir sezon sonu Belhanda'nın yerini doldurması gerekiyor Sayın Mustafa Cengiz yönetiminin. Hani Emre az önce güzel bir pas attı.
Sanıyorum biz burada 1,5-2 yıl boyunca veya sosyal medyada yorumcular Sayın Başkan Dursun Özbey'e Dursun Özbey'in üzerine çok gitmişiz. Evet. Yani ben buradan Sayın Başkan Dursun Özbek'ten tüm Galatasaraylılar adına özür dilemek istiyorum. Çünkü Fatih Hoca'yı Dursun Özbek getirdi. Hayır, orası ayrı bir konu. Bu transferleri, yüksek maliyetli transferleri Dursun Özbek yaptı. Ve neredeyse Galatasaray yönetimi halen Dursun Başkan'ın aldığı oyuncuların... Aynı ekonomik şartlar yok ama. Dursun Başkan'ın aldığı futbolcuların üzerine o satışları yapıyor. Ben o nedenle artışı. Tüm Galatasaraylar adına gerçekten Dursun Özbek'ten özür dilemek gerekiyor. Şu son bir yıllık sürece baktığımız zaman Sayın Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç deseler ki çok absürt bir örnek ama Galatasaray Kulübü'nü yönetir misiniz? İşten fethedeceğiz. Galatasaray Kulübü'nü başarısız yapmamız gerekiyor deseler Mustafa Cengiz'den bence daha iyi yönetirdi. Ama ya geçen bu biraz ağır. Bence Mustafa Cengiz ama ne yapardı? Mustafa Cengiz ne yapardı? Bonus satardı. Ne yapardı? Evet. Aha. Ali Koç özelinde evet. Söylemeyelim. Yani mesela Fenerbahçe'li herhangi bir futbolcu mu? Geldi. 17. yani. Geldi. Fatih Terim'i koparamaz. Evet. Taraftar arkasında. Ne yapardı? Bomis satardı, forvet almazdı. Bu arada dün sen çok güzel söyledin. Aslında hep algı var. Pardon lafını kestim. Kesin. Senin dünkü örneğinle. Biz hep diyoruz ya Ağustos'tan beri aslında Buğra doğru söylüyor. Ocak'tan beri yani bir senedir Galatasaray forvet almıyor. Evet. Dün çok iyi hatırlattın. Bir sohbette Ndiaye geçen sene Ocak'ta satıldığı zaman biz ne demiştik? Evet bence büyük kayıp büyük demiştik. Kayıptı. Evet. Ve Donk geldi. Kadro dışı kalmış. Selçuk da geldi galiba. Selçuk da geldi ama Donk ekstra bir performans sergiledi. Evet, Devrim Zengi'ye de ben söz vermek istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ne diyeceksin Galatasaray'ın bu yıldızlarını satması ve transfer yapamaması ile ilgili? Galatasaray yönetimini Mustafa Cengiz'i ilk kez tebrik ediyorum. Çok doğru bir karar verdi. Tebrik ediyorsun. Evet. Belhanda yerden çıkardı. 7 milyon euro. Belhanda'nın 7 milyon euroya satılmasını başarı olarak görmüyorum diyen kimse var mı? Ben. Ben de görmüyorum. Niye? Yerine çünkü kimse alınmayacak. Belhanda'nın Galatasaray'a ne yararı var? Ama 8 ne numarada skor. Abi yapmayın Allah'ını seversen. Her maçta Galatasaray çok Belhanda bir şey söyleyeceğim. Belhanda gibi futbolcudan beklenti bu muydu? Ben Belhanda'dan işte yanlış beklenti. Belhanda 10 numara değil. Yerine geldiği için çok büyük beklentiler oldu. Yani beklentileri karşıladım sana göre. Karşıladı. 10 numara değildi Belhanda. Belhanda Snyder'in arkasında. Abi nasıl karşıladı? Siz niye o zaman sürekli Belhanda'yı eleştirdi bütün Galatasaray medyası? Çünkü psikoloji şuydu. Evet. Snyder gitti. Snyder'in 10 numara formasını Belhanda giydi. Abicim bakın öyle bakmayın. Transferler öyle olmuyor. Biz de buradan herkes eleştiriyor. Haklıyız. Çünkü niye? Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe taraftarı, Beşiktaş taraftarı şu anda çıldırmış durumda. Niye? Bir bakıyorsun birisi oğluna forvet adını koyuyor. Bir Galatasaray taraftarı. Diğer bir Fenerbahçe taraftarı İzmir'den İstanbul'a yürüyor. Takım 17. oldu diye. Niye yapılıyor bunlar? Çünkü artık taraftar çıldırdı. Ne yapacağını şaşırdı. Peki Fenerbahçe ile Galatasaray iyi yönetiliyor mu Devrim abi? Fenerbahçe ile Galatasaray iyi yönetiliyor diye bir şey demiyorum ben. Hı hı. Şu anda durumu idare ediyorlar. Nedeni de şu, geçmişten gelen kötü bir yönetim var. Onu kurtarmaya çalışıyorlar. Ama şunu gördüm ben. Bu hafta Galatasaray'ın divan kuruluna gittim. Mustafa Cengiz'in, kusura bakmasın başkan, belki bize kızacak. Belki bize de engel koyacak. Akreditemizi iptal edecek ama... Mustafa Cengiz'in fiili olarak Galatasaray Başkanlığı bitmiş durumda. O da kendisi de kabul ediyor. Nedeni de şu, çıktı kendisi de gülüyor. Kendisi de bu durumla dalga geçiyor. Ne diyor biliyor musun Mustafa Cengiz? Ya diyor, beni eleştiriyorlar diyorlar ki tarihin en kötü başkanı. Ya dedi yapmayın diyor. Dedi. Yapmayın diyor. Ben belki diyor 3. 4. kötü başkanım diyor. Sen bir başkan olarak. Bunu bir Faruk Süren söyler miydi? Yani mesela? Kötü olduğunu kabul ediyor, sıralamayı kabul etmiyor. Evet, sıralamayı kabul etmiyor. Yani bu başkan da, şu anda başkan da zaten artık o da ne yapacağını şaşırmış. Çünkü harbiden ekonomik olarak, harbiden dedim yine. Evet. Ekonomik olarak zor durumda. Transfer yapamıyorsun, forvet alamıyorsun. Başkana soruyoruz diyoruz ki. Euronun da yükselmesinin etkisi. Başkana soruyoruz diyoruz ki, başkanım taraftar işte forvet bekliyor, ne diyeceksiniz diyorum. Başkan diyor ki tamam alacağız. Nerede hani? Bir plansızlık var. Her sabah kalkıyorsun. Daha sonra taraftarı kalkarken kafasında ne var? Forvet. Forvet var mı? Yine mi işte Eren Derdi yok diyecektim o da yok. Evet yok. Forvet yok Galatasaray'ın. Şu anda forvet yok Galatasaray'ın. Eren Derdi yok ama Galatasaray'ın derdi var. Galatasaray. Evet, şu anda forvet belli değil. Forvet olayına yine geleceğiz. Bu arada süreci bir izah edeyim. İki takım arasında Galatasaray ile El Ittihad arasındaki görüşmeler 5 milyon euro ile başlıyor. Galatasaray
9 milyon euro istiyor şu anda El İttihat'tan. Yani bu 7 milyon euroluk rakam artabilir. Ama El İttihat'ın verdiği son rakam 7 milyon euro şeklinde sevgili seyirciler. Yani 5 ile başladı. Galatasaray 9 istiyor ama 7 milyon euroya şu anda el sıkışıldı gibi gözüküyor. Tabii burada kesin Belhanda'nın bitti. Maaşı da yükseliyor bitti. Değil mi Onur? Belhanda'nın maaşı da galiba 2 katına çıkıyormuş ya. Dün, tabii, Ertan evet, söyledi. Şimdi geldi bilgi 4,5 milyon euro. O zaman şöyle diyebilir miyiz Onur Yıldız? Bir saniye. Galatasaray. Bir saniye. Evet, bana şu anda sıcak bilgiler geliyor rejiden. Evet, Belhanda'ya 4,5 milyon euro veriliyor. Az'a gidiyor yalnız. Belhanda ve menajeri 6 milyon euro istiyor. Ha. Yani evet, anlaşma ha, yapıldı. Bonservis konusunda bir yukarı bir aşağı olabilir. Yani 7 olmaz, 8 olur, 9 olur. Belhanda'nın da şu anda maaşı 6 milyon euro olsun diyor menajeri. Galatasaray'dan da 3,5 milyon euro veriyor. Galatasaray'ın tapusunu isteseymiş 6 milyon euro. Tabii. Türkiye'de kim veriyor şu anda? Belhanda'nın 2 yıllık performansına bakıyoruz. Değil. El İttihat'tan istiyor 6 milyon euro. Yani gelirim ama 6 milyon euro verirsen. O ligin şeyi o. 35 maç oynamış geçen yıl. 3 gol atmış, 10 asist yapmış. 10 asist yüksek ama. Yüksek. Bu sene bakıyorsun 13 maç oynamış, 0 gol, cezası 3 asisti var. Ya cezasını almasın. Bu arada Slaven Bilic'in takımı olduğunu da hatırlatalım. Ben futbolcunun tabii, her zaman oynayıp oynamadığına ama bakarım. Ama Berhan da iyi bir futbolcu. Abi, Galatasaray için 8 numara olarak Galatasaray, 10 numara bekliyorsun. Berhanda'dan istediği verimi alamamıştı. Geçen sene aldı. Ben size katılmıyorum. 8 numara oynadı. Geçen sene aldı. Ve topu ileri taşıyan hep Belhanda'ydı. Belhanda'nın olmadığı maçlarda Galatasaray atak organizasyonlarında çok büyük sıkıntılar yaşadı. Niye güzel satıyorsun o zaman? Söyle. Onu diyoruz. Niye satıyorsunuz? Niye satıyorsun? O zaman şöyle bir şey var. Galatasaray hayırlı olsun bu ara. Feda'ya gidiyor. Tabii bu bir feda. Feda evet. Geri Rodriguez'i ve 7-8 milyon euro. Hani son zamanlarda Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın sattığı futbolcuların rakamlarına bakarsak bonservis olarak çok astronomik diyeceğimiz paralar değil. 6-7 milyon euro civarı. Bunlar 3 büyükler arasında. Beşiktaş'ın son yıllarda yaptığı transferlere bakarsak 20 milyon euro. Dembaba'yı 3 sene önce 7 milyon euroya satarken şimdi Belhanda gibi bir futbolcuyu yine aynı seviyelerde satmak çok transfer başarısı diye ya gösterilecek bir şey değil. Buraya, o yüzden Feda'ya gidiyor demek ki Galatasaray. Buraya şöyle bir şey sormak lazım. Mesela Gomis'in yerine birisi gelmiş olsaydı belki şu anki satışa çok büyük reaksiyon gelmezdi. Yerine birileri alınmadığı için aslında satışlara da tepki var. Yani şöyle çünkü bir şey gelmiyor var, bir türlü birisi. Şöyle bir şey var. En azından Belhanda göndereceği kafasında var. Çünü bir zaman Maicon da gidecekti. Tolgay Arslan satamıyor. Tolgay Arslan kampa götürülmediği günlerden sonra Tolgay'ın Galatasaray'la transfer görüşmelerinde ismi çıkmıştı. Demek ki Galatasaray planlayarak o bölgeyi doldurmak istemiş Tolgay'la. En azından bir 2 haftalık, 3 evet, haftalık bir süreçten bahsedebiliriz. Bu yönetimin planlar için bir futbolcu satacağı ve bir futbolcu alacağını düşünmüyorum. Planlı hiçbir şey yok. Satmak veya almak üstüne. Bir şey söyleyebilir miyim? Hiçbir şekilde planı yok. Şimdi Emre Akbaba da iyileşeceği için belki hani Şubat ayında tam randımanla oynamaya başlayacak deniyor. Asla. Belki hani Emre Akbaba var nasıl olsa Belhanda'dan para kazanabiliriz diye de düşünmüş olabiliriz. Bu arada bir seyircimize sorayım. Az önce Sercan güzel bir yorum yaptı. Galatasaray'da feda dönemi mi başlıyor dedi. Beyaz transferdeyiz hashtagiyle. Bize soru ve görüşlerinizi gönderin. Hem ben ekrandan okuyacağım hem de altyazı olarak geçeceğiz. Devrim abi. Feda. Sadece Galatasaray'da değil arkadaşlar. Bakın geçen hafta da ben söyledim. Artık maliyeti yüksek futbolcu almak, transfer yapmak olayı bitmiştir. Kapanmıştır o devir. Artık önümüze böyle bakmamız lazım. Eğer 2 milyon, 3 milyon euro verebiliyorsan bir futbolcuya en büyük kulüp sensin Türkiye'de. Niye? Çünkü euro 4 TL iken bugün 7, 6, 8'e çıktı. Sen atıyorum Babel'e 1 milyon, 2 milyon euro verirken 4 trilyon veriyordun, 8 trilyon veriyordun. Bir anda 16 trilyona çıktı. Öyle bakmak lazım. Kulüpler artık o fedaya mecbur yapmak zorunda. Ama gelen gelirler de euro batırmak. Maliyeti yüksek futbolcuları satacak. Düşük maliyetli futbolcuları alacak. Transferle ilgili sıcak bir bilgi geldi. El İttihat Kulübü Galatasaray'a 9 milyon euro vermeyi kabul etti sevgili seyirciler. Yani 7 milyon eurodan 9 milyon euroya çıktılar. 9'a kimse hayır diyemeyecek. El İttihat 4,5'da diretiyor. 6'ya çıkarlarsa iş resmen bitecek.
Evet, 6 milyon euro yıllık ücrete çıkarsa El İttihat, Belhanda'ya verirse bu ücreti, bonserviste de anlaşıldığı için tamamen resmiyet kazanacak. Ben Feda için bir şey söylemek istiyorum. Evet. Galatasaray Spor Kulübü'nün futbol takımının kulübesinde Fatih Terim tribününde gelenekleriyle kendine has özellikleri olan Galatasaray taraftarı olduğu sürece, Galatasaray bugün UEFA'daysa finali, ligdeyse de şampiyonluğu hedefler. Hiçbir zaman feda yapmaz. Düşünce olarak bu kötü ama yönetim. Bir şey soracağım. Feda Fatih değil. Terim de bunu söylüyor. Bak Fatih Terim'in ağzından çıktı. Bir sene ben feda ederim dedi gerekirse. Evet. Bu ekonomik durum değişmedi mi zaten yapılan? Arkadaşlar biraz önce dediğim yere geliyorsunuz. Fatih Terim dedi bunu. Bak kulübünden şunu bunu yapmaya mecbur. Dediğinin Fatih Terim'in ağzından çıktı bu cümle. Ben sana feda, soruyorum o zaman. Gerekirse kabul. Feda yaparım sana dedi. Sana soruyorum. Şöyle bir şey soruyorum. Galatasaray'ın şu anda Başakşehir'le puan farkı 6. 3 de bence. 6. Ben 3 diyorum. 6 diyorum. Sana soracağım. Yo ben içeride ilk maç içeride Ankara Gücü'yle oynuyor Galatasaray yendi. Başakşehir'de Trabzon'la oynuyor. Kaybedebilir puan. İhtimaller evet, arasında. Bir anda bire inebilir benim için. Bu puan tablosunda Fatih Terim, senin de tanıdığın Fatih Terim. Evet. Feda der mi? Ama dedi, ben demedim, o dedi. Der mi? Burak dedi ama o anlamda demedi onu. Değişim açısından diyor. Ya şu tabloda ama Fatih şu, Terim bak, feda Serdar, eder mi? Hay, ama forveti olmayan Serdar'ı yani Eren'i gönderdiğine göre dakika, dedi bence. Bir saniye, feda demeyip ne yapacak Fatih Hoca? Ne yapacağını söyle. Ya Galatasaray bu şekilde zaten buraya geldi. Hala şampiyonluğun içinde. Bu kadar kötü yönetim. Bu kadar cezalarla, bu kadar tamam, haksız yere penaltılarla bu ya, şekilde geldi tamam, Galatasaray. Ayrı bir şey. Haksız yere haklı. Onu tartışmayalım. Şu anda sana soruyorum. Sen Fatih Terim'sin. Feda demeyip ne yapacaksın? Sen geçen sene Şampiyonlar Ligi'ne forvetsiz gitmişsin. Doğru mu? Kabul. 2 milyon, 3 milyon euro vermemişsin. Belki versen Gomis kalsa atıyorum 10 milyon euro kazanacaksın. Doğru ama mu? Doğru. Dedem, ben şimdi bir şey tutamazsın ki abi. Şimdi bir saniye. Yine sıcak bilgiler aktığı için bir virgül koymak durumundayım. Pardon. Evet, resmi bilgiyi aktarıyorum sevgili seyirciler. El İttihat'la Galatasaray 8,5 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Resmen Belhanda'nın maaşı da 5 milyon euro olacak. 5 milyon euro Belhanda alıyor, 8,5 milyon euro Galatasaray alıyor ve bu transfer netleşti, el sıkışıldı. İlk kez Beyaz TV ekranlarında Beyaz Transfer'de bu rakamları size aktarıyoruz. Son dakika net bilgidir, bunu da belirtelim. 8,5 milyon euro karşılığında 5 milyon euro maaşla Belhanda El İttihat'ta Bilic'in takımı ve Rodriguez de oraya satılmıştı. Burada Belhanda'yı tebrik etmek gerekiyor. Hem El İttihat hem Galatasaray. Burada bu üçgen arasında tek karlı çıkan Belhanda. 8 milyon euroya aldığı Belhanda'yı 8,5 milyon euroya el sıkışıyor. 500 bin euro Türkiye şartlarında hiçbir önemi olmayan bir para. Burada Belhanda'nın maaşı iki katına çıkıyor. Belhanda kazanıyor. Hatta bu yaşta güzel de bir kontrat yapıyor. Artık yaşının futbol hayatının sonuna kadar güzel bir hayat sürecek. Burada Galatasaray yönetimi Belhanda'yı mutlu etmiş. Hiç öyle değil. Hiç öyle bu değil. Bu arada Buraya... Belgrad'ı bugün sözleşmesini feshetti biliyor musun? Evet. Niye? Neden? Çünkü öyle 5 milyona aldanıyorsun, gidiyorsun oraya. Bir sene oynamadan hayattan bıkıyorsun. Oynayan da var abi. Oynayan da var ama. Ya oynayan bütün bakıyorsun Snyder'ler, şunlar bunlar çoğu mutsuz. Ha bu arada Çin'den Snyder bu... demişken mesela Snyder geçen de Beyaz Futbol'da yaklaşık bir ay önce vermişti. Kendi ağzından Galatasaray'a gelecek misin diye Fatih soruluyor. Fatih Hoca da söylemişti. İnşallah hatta diyor, evet geleceğim, yani gelmek isterim diyor. Fatih Terim de basın toplantısında bir gel desek hemen gelirler zaten diyor. O zaman Snyder muazzammış. Gelse o boşluk dolar mı? Bedavaya gelecekse Snyder çok iyi dolar. Bonservis ödenmeden gelirse. Muazzam iş. Onur Yıldız, çok özür diliyorum. Böyle dönemlerde zaman zaman hareketli dakikalar yaşanıyor. Benim bu telefona bakmam gerekiyor. Çünkü çok önemli bir transfer haberi olabilir. Ben yönetmenimden de izin isteyeyim. Çok kısa bir çıkmam gerekiyor benim. Tamam. Bir çıkmam telefon gerekiyor. Görüşmesi yapacaksın. Çünkü transferle ilgili. Sanıyorum bir hareketlilik var. Tamam. Bunu yapmam gerekiyor. Bu arada bu tamam. Sercan o zaman Buraya bir telefonla konuşuyor. Buraya bir şey söyleyeceğim. Buraya şöyle katılıyorum ben. Galatasaray ilk 17 haftanın da yaşadıklarıyla ligde çok iyi bir pozisyonda kaldı. Ona katılıyorum. Ya şöyle bir ekleme yapayım. Yani cezasına gitti. Trabzon deplasmanına gitti, Başakşehir deplasmanına gitti. Için. Geçen senenin biraz benzeri. Futbolcusun ayağı kırıldı. Sakatlıklar yaşadı. Doğru. Büyük cezalar aldı. Doğru. En büyük gücü Fatih Terim 5 hafta tribünde oturdu. Yönetimi Fatih Terim'e sözünü tutmadı. Yönetimsel sıkıntılar oldu. Forvetsiz oynadı. Doğru mu? Yani. Eren de yoktu. 7 gol attı ama.
haksız yere Konya Spor maçında Galatasaray'ın puanı çalındı. Orada ama yani tamam kabul ederim Onurcuğum, ama orada geçen sene de Akhisar maçında derim ama ya o 1-2 puan. Ama ilk 17 haftadan bahsediyoruz. Şey, ha, tamam, Bura bir saniye. Senden bir şey rica ediyorum. Çok iyi bitirdi Galatasaray. Senden bir şey rica ediyorum. Tabii. Mustafa Cengiz'in çok güzel bir resmini ekrana taşıyabilir misin? Mustafa Cengiz'in resmi. Evet. Bir seslenecek misin diye. Evet, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in bir tane fotosunu rica ediyorum. Tamam, Mustafa Cengiz'in fotoğrafı ekrana gelsin, onun üzerine konuşalım. Tabii bu arada Sercan Dikme de geldi. Evet. Şimdi mi söyleyeceksin? Şimdi ben söylemem gerekiyor. Özür dilerim. Tamam, bir dakika. Şimdi bir bekle. Sen iyice bir notlarını al, netleştir transferi. Mustafa Cengiz'in şimdi, biz fotoğrafını bir ekrana verelim. Beşiktaş'a hayırlı olsun diyelim o zaman. En azından öyle bekletelim. Beşiktaş'a hayırlı olsun. 2 dakika sonra tamam. Beşiktaş'ın yeni transferi. Beşiktaş'ın yeni bir transferini Sercan Dikme bizlere açıklayacak son dakika olarak. Evet, Mustafa Cengiz'in fotoğrafını istemişti Devrim Zengi. Evet. Seni Mustafa i̇şte Cengiz'le baş başa bırakıyorum. Büyük başkan alkışlıyorum. Büyük başkan alkışlıyorum. Belhanda'yı 8,5 milyon euroya satmak gerçekten çok büyük iştir. Çünkü Belhanda biliyorsun buraya gelirken hatırlıyor musun? Kaçırdığı penaltıları, şunları bunları hepsini ekranlara getirmiştik. Ama abi geçen sene kötü oynamadı adam ya. Ondan dolayı ben büyük başkanı alkışlıyorum, tebrik ediyorum. Belhanda'yı 8,5 milyon euroya satmak kinaye gerçekten... Kinaye mi yapıyorsun abi? Nasıl anlarsan öyle. Bence kinaye yapıyorsun. Tebrik ediyorum büyük başkanı. Gerçekten tebrik ediyorum. Bence kinaye. 8,5 milyon euro. Tamam, ben başkanı galiba tam şey yapamadım oradan. Evet. Kameraya bakarak bir daha bir seslen, tamam. Peki. Senin bayağı bir seslenesin var. Sayın başkanım, Sayın Mustafa Cengiz başkanım. Her zaman biliyorsunuz sizi takipteyiz. Zaman zaman eleştiriyoruz. Zaman zaman belki de kızabileceğiniz sorular soruyoruz. Ama sizi bugün tebrik ediyorum. Belhanda gibi bir futbolcuyu 8,5 milyon euroya satmak büyük bir başarıdır. Sizi alkışlıyorum Sayın Başkan. Tebrik ediyorum sizi. Buğra buna cevap vermeli. Evet, bir Buğra'nın da o zaman. Bir dakika, şimdi Buğra sen seslen istersen Mustafa Cengiz ben Başkan'a. Ondan sonra Beşiktaş'ın transferini vereceğiz. Ben Mustafa Cengiz'e seslenmek... Kinaye yaptığını düşünüyorsun tamam, değil mi? Tamam, kameraya bak, şimdi seslen. Aynısını sen de. Kinaye mi yapıyorum? Evet. Bir dakika, Buğra seslensin. Tamam. Belhanda'yı 8,5 milyon euroya satmak büyük transfer başarısıdır. Ben büyük başkanı yanıyorum tamam, her zaman. Tamam, tekrara düşmeyelim. Şimdi sen bir Mustafa Cengiz'e seslen. Bir senedir Fatih Terim'in arkasına saklandı. Taraftarın arkasına saklandı. Taraftar 40 bin kişi en son Fenerbahçe maçı öncesi idmana geldi. Taraftar tam kırılma maçı olan Gençler Birliği maçı öncesi, sonrası Gençler Birliği'ne yenilince Galatasaray... Geçen sene değil mi? Geçen sene. Tam kırılma maçı sonrası havaalanında binlerce kişi gitti Ultras'tan. Yine taraftar karşıladı. Taraftar Fatih Terim. Taraftar Fatih Terim. Taraftar Fatih Terim. Futbolcular gidiyor diye alkışlanıyorsun başkan. Artık al, ben alkışlayacağım. Futbolcular gidiyor diye mi? Ya transferde her zaman gelecek diye bir şey yok. Buğra ne yapıyorsun? Ama yeter abi, gelmek taraftarın ve Hasan Şaş ne dedi? Bir dakika, Hasan Şaş ne dedi? Hasan Hoca'nın ne dediğini hatırlıyor musun? Artık bu yönetim. Bir şey söyleyebilirim. Hasan Hoca'nın ne dediğini hatırlıyor musun? Florya'da petrol mu buldular dedi bu adamlar. Artık petrol yok Florya'da. Ama yok sürekli da... transfer yapamazsın. Sürekli 8 milyon eurolarla futbolcuları alamazsın. Mecbursun. Kapatalım elinde. Tamam, kapatalım. Hayır, kapatmayacaksın. Tamam, kapatalım abi. Elindekileri imkanları bak, Trabzonspor'u görüyor musun? Ne oldu Trabzonspor'u? Abdülkadirler, Yusufcanlar. Ondan sonra tamam, Trabzon'dan değil, Kasımpaşa'dan bahsedelim, Başakşehir'den bahsedelim, Cagne'den bahsedelim. Bunlar nasıl haber alınıyor? Evet. Ya şimdi tabii haber bir olur. Haber beklemez, haber beklemez. Sercan Dikme az önce bir telefon görüşmesi yaptı. Beşiktaş'la ilgili bir transfer haberi verecek bize. Söz Sercan'da. Az önceki durum için özür dilerim ben. Çıkmak zorunda kaldım. Tabii canlı yayından olur böyle oluyor. Refleksler. Beşiktaşlı taraftarlara bir müjdeyi verelim. Beşiktaş orta saha transferini gerçekleştirdi. Özellikle Beşiktaş scout ekibinin yaklaşık 2,5-3 yıldan bu yana takip ettiği bir oyuncu. Almanya'nın en önemli oyuncularından biri. Özellikle hem Bayern Münih hem de burada bulunan, Türkiye'de bulunan hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın yakından takip ettiği bir isim. Son dakikayı verelim. Fortuna Düsseldorf'lu Muayer Oktay Beşiktaş'ta. Bir daha 19 yaşında Muayer Oktay. Kimdir 19 bu? Yaşında 10 numara ve kanat oynuyor. Merkez orta kanat saha oynayan bir oyuncu Muayer Oktay. Çok yetenekli bir oyuncu. Muayer Oktay güzel.
küçük yaş milli takımlarında da forma giydi. Fortuna Düsseldorf'un şu an ikinci takımında forma giyiyor. Burada hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın teklifleri vardı. Ancak Beşiktaş bu oyuncuyu transfer etti ve bunu Türkiye'de bu ismi belki de ilk kez duyanlar var. Beyaz futbolun, beyaz transferin, derin futbolun özel haberi olarak söyleyelim bunu. 1999 doğumlu, orta saha mevkinde oynuyor. 6 numarada, 8 numarada oynuyor. Essen altyapısında oynadı. Bu sezonda Fortuna Düsseldorf'un ikinci takımında forma giyiyor. Devre arası mı gelecek sezon? Onu da hemen müjdeyi verelim. Onu da altyazı isterseniz yazalım. Muayyer Oktay Perşembe günü İstanbul'da. Tebrik ediyorum seni Sercan. İşte evet. Bak Beşiktaş'ın... Ümit Milli Takım'da da attığı goller ekranlara yansıyor. Evet. Sevgili seyirciler görüyorsunuz. Milli bir futbolcu geleceğe yönelik Beşiktaş. Çok önemli bir transfer. Ama bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Bunları alıyoruz. İstediği transfer. Evet işte bunlar. Bunları alacağız ama bunları oynatacağız. Alıp köşeye koymayacağız. Bak Fenerbahçe getirdi oynatmıyor. Oynatacaksın. Frey oynatacağını onları oynatacaksın. Ferdi Kadıoğlu'nu oynatacaksın. Barış'a oynatacaksın. Kiralık vermeyeceksin. Bu zaten Beşiktaş'ın durumu... mecbursun. Oynatmaya mecbursun. Ama şu anki durumu kurtaramazsın onlarla. Biliyorsunuz özellikle şöyle Malatya bir yapı spor var. Kurtarıyor sen niye kurtaramıyorsun? Şöyle Malatya bir yapı kurtarıyorsa var. Sen niye kurtaracaksın? Ben o gelerekten gelmiyorum. Niye? Galatasaray eğer UEFA kupasında mücadele ediyorsa yok onu oynatacağım bunu oynatacağım yok. Galatasaray UEFA finaline gidecek. UEFA finaline gidecek. Gidecek. Gitsin o zaman kimse engellemiyor gidemiyor. Yok. Ferdi Kadıoğlu yok o yok. Gidemiyor. Biz bu gelenekten gelmiyoruz. Sana bir şey söyleyeceğim. Biraz önce biraz sonra açıklayacağız. Galatasaray'ı çok büyük bir tehlike bekliyor. Bak Galatasaray şu anda. Devrim abi Galatasaray'a gelelim ama şu transfer şu an Twitter'da da TT listesine girdi. Evet. Bu transferle ilgili olarak kısa bilgiler verelim. Tabii ver merak bu ediyor. İki ayağını da kullanabilen bir oyuncu. Sayın Başkan Fikret Orman'ı, Beşiktaş Transfer Komitesi'ni, Sayın Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ve Umut Güner'e tebrik edelim. İdari anlamda da tabii ki Beşiktaş profesyonel olarak çalışıyor Ali Naibi. Özellikle 4 isim Sayın Başkan Fikret Orman'a bağlı. Bu 4 ismin ortaklaşa çalıştığı bir futbolcuydu. Ailesiyle de yakından ilgilendiler. Son bir yıllık, bir buçuk yıllık bölümde söyle. Bonservis. Onu da ilerleyen dakikalarda söyleyelim. Futbolcu Perşembe günü İstanbul'a gelecek. Resmi sözleşmeyi burada imzalayacak. Hiçbir problem yok. Beşiktaşların içi rahat olsun. Beşiktaşlar önemli bir oyuncu kazandı. Özellikle o mevkide 6 numarada 8 numarada. Evet belki hemen gelecek 2. 3. hafta oynayamayacak ancak. Direkt oynar mı acaba? 10 numarada pek değil. Yok. Direkt sanki biraz daha yarım sezon daha bekletilecek gibi. Onur Sercan'a şöyle bir şey soralım mı? Fikret Orman, Fikret Başkan ilk geldiğinde Beşiktaş'ta yine Oğuzhanlar, Olcaylar, işte Tolgay, o şampiyonluğun evet. kadrosunun yine gurbetçi oyuncularla, genç oyuncularla atılmıştı onları. Yani tekrardan kadro yapılanmasında öyle bir yapılanmaya mı gidiyor Beşiktaş? Kesinlikle çünkü Beşiktaş'ın en çok şimdi, eleştirildiği nokta şuydu. Yaş ortalaması. Hasic var seneye. Tabii ki deniyor. Bu transferler şansa gerçekleşmiyor. Yani uzun yıllar takip. İzlenerek yapılıyor. Çünkü Beşiktaş Avrupa'da 5 büyük ülke arasında en fazla yaş ortalamasına sahip takım konumunda bulunuyor. Bu yaş ortalamasını işte Adis Yayiç gibi Muayyer Oktay gibi bu ortalamayı düşürecek Beşiktaş yönetimi. Hayırlı olsun. Perşembe günü Muayyer Oktay İstanbul'da olacak. Resmi sözleşmeyi imzalayacak. Hatta şöyle bir şey var. Bizim gözümüzden kaçmış. Muayyer Oktay geçen hafta da İstanbul'a gelmiş. İstanbul'a gelmiş. Evet İstanbul'a gelmiş. Buraya tesisleri gezmiş. Biz onu atladık ama en azından Türkiye'de ilk kez bu haberi veriyoruz. Kaynak gösterenlere de teşekkür ediyorum. Ben Beşiktaş yönetimini tebrik ediyorum. Bir Galatasaraylı olarak. Yani bu çocuklar muhtemelen Fatih Hoca'nın datasında olan milli takımdan dolayı dosyaları, geçmişleri, kariyerleri hep bildiği futbolcular. Bundan bile yararlanamıyorlar. Datada olmak yetmiyor. Buraya alacaksın. İmza attırdın bankada da olacak para. Datada olacak, bankada olacak. Parayı vereceksin. Ya Beşiktaş'ın kaleciye ihtiyacı oluyor. Beşiktaş'ın kaleciye ihtiyacı oluyor. Gidiyor. Şampiyonlar Ligi finalinden çıkmış. Sırtı terli. Karyosu oluyor. Getiriyor, kiralıyor. Serie A'dan. Kiralıyor da ne oluyor? Taraftar halen Fikret Başkan'a bağırıyor. O ayrı bir konu. Getiriyor ama. Getirdiğinde hepimiz helal olsun. Alkışladık mı? Alkışladık. Laiç adam Şampiyonlar Ligi finalinden çıkıyor. Sırtı terli. Alıyor, getiriyor ya. İşte Laiç bu. Geldi. Laiç. Serie A'da senelerce 10 numara oynamış. Roma'da, Inter'de, Torino'da. Laiç ya. Herkes tanıyor. Gidiyor, alıyor, getiriyor. Nokta. Nereye ihtiyacı varsa Beşiktaş alıyor, getiriyor. Nokta.
forvete ihtiyacı vardı. Bak kampta. Ya Fatih Terim'e inat mı yapıyor diyorsun ya? Bilmiyorum. Ya bu inat üstü bir şey bu. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben bir şey söyleyeceğim ama çok ağır olur diye söylemek istemiyorum. Gerçekten biraz sonra diyorum Serdar Aziz özellikle orada söyleyeceğim. Yani ben bu hesapların nasıl yapıldığını hayret ediyorum. İnanamıyorum. Yani neye göre böyle hesap yapılıyor? Öyle bir hesap yapılıyor ki aynı kapıya çıkıyor ama sen bekletirsen zarar ediyorsun bundan. Evet, Devrim Zengi diyor ki Galatasaray'ı bekleyen bir tehlike var Serdar Aziz'le ilgili. Evet. Fenerbahçe'nin bu durumdan faydalanması söz konusu. Serdar Aziz Fenerbahçe'nin istediği şartlarda söyleyelim isterseniz. Şu Muayer Oktay transferini bir kere daha bir toparlayalım. He, tamam. Ardından Devrim Zengi Galatasaray'ı Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye muhtemel transferi konusunda bekleyen tehlikeyi sizlerle paylaşacak. Gerçekten enteresan. Bir kez daha. Evet, Sercan Dikmen'in özel haberi. Az önce telefonu çaldı. Canlı yayında olur böyle şeyler dedik. Kalktı gitti konuştu. İstihbaratını yaptı ve transferi netleştirdi. Muayer Oktay 1999 doğumlu orta saha oyuncusu. Altyapısı Essen, oynadığı takım Fortuna Düsseldorf, Ümit Milli Takım'da oynuyor. Bochum'da da U17 takımında oynadı, Bochum'da. Evet, geleceğin milli takımında oynaması muhtemel önemli isimlerden biri, gurbetçi futbolcu. Yeni bu projesi işte Beşiktaş'ın, yani yeni kadro olduk. Yapılanması diyebiliriz değil mi? Evet, kadro 5-10 yıllık ileri süreci düşünerek yapılmış bir transfer. Hadi geldi şimdi oynayacak diye bir durum yok. Muayer Oktay özelinde. Ancak sen az önce çok güzel özetledin. Oğuzhanların, Olcayların, Tolgay mesela 300 bin euroya 500 bin euroya gelmişti. Evet. Kimse ismini bilmiyordu Tolgay aslında. Şimdi hangi seviyeye geldi? Trabzonspor'un gündemine geldi. Şimdi Tolgay ne duruma geldi? Aynısı Muayer Oktay için de. Bir de Beşiktaş'ın bu sene Dorukhan'ı da bulduğunu onları da söyleyelim yani. O tırnak içinde Sercan seni tenzih ediyorum. Haberciliğini yaptık. Ayırıyorum seni. Ama sadece işte Muayer Oktay'ı almak yetmiyor. Elbette. Oynatacaksın onu. Ama hemen bunları olmaz geçeceksin abi ya. O zaman almayacaksın. Ama niye şu anda şu anda Oğuzhan da hemen oynamadı. Fenerbahçe abi. Aldı. Hiç ama Fenerbahçe'de koku vardı. Beşiktaş'ta Şenol Güneş var. O yüzden ben oynayan futbolcu her zaman benim için makbuldür. Eğer alıyorsan arkasında duracaksın. Bu futbolcuyu oynatacaksın. Yoksa hiç almayacaksın. Ya, çünkü bizde alıp bir sene sonra oynatırım. İki sene sonra oynatırım. Ama o güveni oynattı. Ama onlar zorunluluktan oldu. Tabii zorunluluktan kaldı. Bu Tolga'yla Oğuzhan istenilen performansı verseydi onlar da oynayamayabilirdi. Benim aklıma şu soru geliyor Buğra. Ben Sercan'a şunu soracağım. Şenol Güneş ne kadar istedi bu transferi? Şenol Güneş'in ısrarı mı? Yönetimin araştırması mı? Bu konuda ne düşünüyor acaba Şenol Güneş? Bunu biliyor musun? Bu 2 yıllık, az önce de söylemiştim, 2 yıllık bir sürecin sonucunda bu isim özelinde birleşildi. Şenol Hoca'ya izlettiriliyor futbolcu. Hı hı. Şenol Hoca'nın yardımcıları da gidiyor, izliyor Muharrem Oktay'ı. Şenol Hoca, Sayın Başkan Fikret Orman ne kadar bu transferi istiyorsa, Şenol Hoca'm da bu transferi bu kadar istiyor. Şenol Hoca'nın onayında gerçekleşen bir transfer. O yüzden çok önemli bir oyuncu. Şenol Hoca tabii yeni Tolgay mı? Tolgay da halen takımda ama. Halen Tolgay takımda, belki yan yana oynarlar. Bu arada şimdi Muayer Oktay haberi, Beyaz Transfer'in ve Sercan Dikmen'in haberi 5 dakika önce son dakika sıcak bir gelişme olarak sizlere verdi. Net bir haberdir, gerçekleşecek, gerçekleşmiş bir transferdir. Perşembe günü takıma katılacak demiştik. Kaynak vermeden şu anda diğer basın organlarında hem görsel hem yazılı medyada ekranlara veriliyormuş ama bir kez daha vurgulayalım. Beyaz Transfer'in, Beyaz TV'nin, Sercan Dikmen'in özel haberidir. Bunu da bir kez daha belirtelim. İyi transfer. Dediğim gibi muhtemelen aylık 8.000 euro maaş. Kaç? Aylık 8.000 euro kimle maaş. Kimle aynı biliyor musun? Acısı da var mı bunun? Yetiştirme bedeli de 200.000 miydi? 210.000 euro. 210.000 euroya gerçekleşen bir transfer. Doğru kan. Ve 8.000 euro maaş futbolcuya. Sayın Başkan Fikret Orman çok uygun. Normalde hep derdi ki ben en başlarda karışmam derdi ama Sayın Başkan Fikret Orman da çok beğendiği bir oyuncu diyelim. Onur buna SSK yapmışlar mı? Agisi falan var mı? Ama yani bak, ama çok demin, güzel bir transfer. Az önce dedi
Çok iyi işte böyle. Ha, tabii ki güzel güzel yandan yaklaşıyorsun ama mesela ne yapacaksın biliyor musun? Güven de aynı maaş. Güven de 8000 euro alıyor ve çok önemli bir detay bu. Güven geldi. Love düşükken, özür dilerim lafını kestim belki Devrim abi. Love yokken Negredo satıldıktan sonra Güven'in zorunluluktan nasıl oynadığını gördünüz. Aynı para 8000 euro. Belki de bir futbolcunun, yani çok özür diliyorum, şu an 3 büyüklerde oynayan bir futbolcunun bir 5-6 yemek parası. Evet. Bak Trabzonspor, şimdi, Uğurcan, Abdülkadir, Yusuf. Berhan'la ile ilgili bir şey soracağım. Yapacak bir şey yok. Şöyle haberler yok muydu? Galatasaray başka bir takıma satarsa 2 milyon euroyu Kiev'e verecek yok diye. Ondan emin miyiz? Tam olarak öyle değilmiş. 2 milyon sanki ben ilk alındığımda satıştan 2 milyon euro bonusu var. Şöyleymiş o. Galatasaray şampiyon olursa bilmem kaç bin yüzdeliği, yani tamam, %25'i geçen işte sene oldu. Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa %25'i. Bunlar ödendi zaten Kiev'e. Dinamo Kiev'e para gidecek. Ama 2 milyon euro değil. Ha, ben satıştan 900 bin euro. Yani onun tam hesaplamadım. Kaç? Belki 900 gidecek, belki 500 gidecek, belki 1,5 gidecek, belki 1,2 gidecek. Ama Kiev'e para gidecek. Ama Kiev'e para gidecek. Yani 2 milyon euro, 2 milyon euro civarında. İkiden paylar gitti. Muhayyer Oktay haberini verdik. Belhan da yayına girerken sıcak bir gelişmeydi. Detayları aktardık. 8,5 milyon euroya El Ittihad satıldı dedik. Ve üçüncü bir flash gelişme var. Devrim Zengi az önce kapıyı açtı. Serdar Aziz konusunda söyleyecekleri var. Ama Serdar Aziz olayına geçmeden önce bir bugünün önemli gelişmelerinden biri. Buğra çok, bir şey söyleyecektir ama Negredo El Nasr kulübüyle sözleşmesini noktaladı. Yani noktaladı derken bitirdi. Evet. Test etti. Ve şimdi Türkiye'de mesela Galatasaray'a gelebilir mi şeklinde şu anda bana sorular geliyor. Beyaz transferdeyiz hashtagine. Taraftarlar soruyor. Acaba Negredo'yu düşünür mü Galatasaray diye. Şu anda boşta. Gol atmaya gelmez, asist yapmaya gelir. Şöyle pas atacağım ben de hemen. Beşiktaş'ı çok iyi bilen biri olarak Emre Zabunoğlu Negredo'nun Galatasaray'a gelmesini nasıl görüyor? Gole mi ihtiyacın var, asiste mi? Elmander'e ihtiyacım var. Önce gole ihtiyacı var. Olmaz. Gol atmaz. Atmaz. Çok güzel asist yapar değil mi? Gelsin asist diyorsun yani. Gelebilir. Gelebilir. Negredo'yu ister misiniz? Beyaz transferdeyiz. Hashtag'ine yazın, okuyacağım ve alttan alt yazı geçeceğiz. Abi gelmesin. Gönderene kadar göbeğimiz çatladı. Ve çok yüksek adam maaşlar alıyor yani. Tatmin etmedi Türkiye performansı. Beşiktaş'ta bir forvet oynayıp 7 golde kaldı. Çok düşük bir rakam. Şöyle bir şey soracağım. Son UEFA'ya götüren golü kritik golleri attı bir ama. Bir senede iki kulüpte oynadığı için Galatasaray'a oynayayım gelmeme durumu olabilir mi? Orada şöyle değişiyor. Tam da ben de onu soracaktım. Emre sen açıkla istersen. Premier Lig'de var öyle bir oyuncu. Evet. Şimdi ismi gelmedi aklıma ama orada artık federasyon kuralına gidiyor iş. Normalde iki ama Premier Lig'de 3 takımda oldu. Bir Community Shield'de oynadı. Bir sezonu oynadı. Bir de şimdi gitti. Onu kabul etti federasyon. Burada bizim TFF ne der buna bilmiyorum. Yani o durum ligden lige de değişiyor. Ligi feshettiyse belki futbolcuyu koruma anlamında FIFA oyuncudan yana olabilir. Genelde oyuncudan yana oluyor. Çünkü olabilir, futbol hayatına devam etmesini istiyor. Şimdi eğer Negredo'ya izin verilmezse Mayıs'a kadar futbol oynayamayacak. Bu da futbolcu için kötü bir süreç. Kendi feshetseydi belki. Evet, o zaman değişebilirdi, o zaman ama değişebilirdi. Muhtemelen işte maaş ödenmedi gibi şeylerle olduğu için futbolcuyu mağdur bırakmayacak. Bir şey söyleyeceğim. Belhanda için Dinamo Kiev'e 1 milyon euro gidecekmiş. 1 milyon euro. Gidecek tamam, çünkü bu da güzel haber. Evet, her dakika yeni haberler düşüyor sevgili seyirciler. Beyaz transfer farkıyla alıyorsunuz. Negredo Instagram hesabına bakabilir miyiz? Eski takımı Middlesbrough'a gitme ihtimali varmış Negredo'nun. Negredo'nun Instagram hesabına bakabilir miyiz? Bir yalanlama geçtiğine dair şimdi bilgiler geliyor. Emre sen de Instagram'a açabilir misin? Hemen bakıyorum. Evet, hemen bakalım. Bir yalanlama geçtiğine dair haberler var. Bakıyorum. It's not true. Yanlış haber. Bakayım. Hemen bakıyorum. Ama bir it's sonraki, not true. Yanlış olan ne? Yani bu feshettiğine yönelik bir haberi öyle bir yorum yapmış yok, deniliyor. Hayır, Negredo'nun official hesabını açtım, yok. Evet, yani bakayım, şu anda bize gelen öyle bilgi akşam 3 gün önce sıkı çalışıyorum diye bir ilmandan paylaşmış. UEFA'da da oynatamıyor Galatasaray Negredo'yu alsa. Negredo'yu istediği haberi şu anda bize geldi. Negredo'nun hikayesinde, Instagram hikayesinde ve normal paylaşımlarında şu anda bu arada Galatasaray'a gelirse şey UEFA'da oynayamaz Beşiktaş'ta oynadığı için. Beşiktaş'ı UEFA'da tuttuğu için bir de. Evet. Evet. Kural peki değil. Şimdi
gol atmaz zaten. Bir sıcak gelişme daha var. Özel bir maddeyle Galatasaray'da oynayabilir. Oynar oynar, mağdur kalmayacak. O bilgi geldi şu anda, araştırdık. Premier Lig'de var şu kiralık an. Olarak oynayabilirmiş. Kiralık olarak. Kiralık olarak Süper Lig'de Galatasaray'da oynayabilirmiş. Alvaro Negredo sevgili seyirciler. Galatasaray Beşiktaş. Ya Galatasaray şey mi ya? Kaleye mırmış alalım. Olur ama hocamız olmaz. Şu an Beşiktaş'ın yani önce Dembaba iddiası, ardından Negredo. Şu an güzel Beşiktaş'ın doğru yaptığı işleri Galatasaray yönetimi şu anda takip ediyor. Evet. Geç biraz Beşiktaş'ın kampa götürmediği futbolcular var yani. Şu an hani bir yaklaşık 15 kilometre ötede Nevzat Demir tesislerinde. O 4-5 futbolcu var orada. Hepsini alsınlar. Galatasaray'ın ilk 11'inde direkt oynarlar. Galatasaray'ı da şampiyon yapar. Belhanda gitmezse ne olur? Belhanda bugün Nevzat Demir tesislerinde çalışan futbolcular Galatasaray'ı şampiyon yapar. Beşiktaş'ın kadro Galatasaray'ın Wagner Love. Tolga Zengin'i de Muslera'nın yedeği yapalım. Wagner Love'ı sezon başı istedi mi Galatasaray? İstedi. İstedi. Galatasaray Tolga Yarsan'ı istedi mi? İstediği haberleri var. En azından şimdi gelse ister mi? İster. İster. Gökhan Töre şu anki kanatta Geri Rodriguez'in satıldığı yerde kanatta oynar mı oynar? 3 futbolcusu alternatif olur. Yani tırnak içerisinde kadro dışı bıraktığı futbolcular direkt oynar. Gönderdiği Serdar Aziz de Beşiktaş'a gelir, oynar. Evet, şimdi o Serdar Aziz konusuna bir girelim. Az önce bir giriş yapmıştık. Devrim Zengi de bu konuyla ilgili program öncesinde yaptığı araştırmalar sonrası bazı bilgiler var. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında bir transfer söz konusu. Ne diyorsun? Nedir durum? Serdar Aziz Fenerbahçe'ye gidiyor mu? Şartlar nedir? Şimdi biraz önce Mustafa Başkan'ı alkışladık, tebrik ettik ama eleştireceğimiz zaman da eleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar, ben yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Eğer yanlış düşünüyorsam ya da yanlış hesap yapıyorsam lütfen beni uyarın. Serdar Aziz'in 2020 yılına kadar Galatasaray'la sözleşmesi var. Evet. Yani 1,5 yıl daha sözleşmesi var. Hı hı. Serdar Aziz'in 2020 yılına kadar Galatasaray'dan alacağı ücret 5 milyon 400 bin euro. Evet. Galatasaray kulübünün şu an Serdar Aziz'e 2 milyon 400 bin euro borcu var. Evet. Alacağı var. 2 milyon 400 bin euro. Evet. Serdar Aziz 2 milyon 400'ü şu anda cebinde. Eğer Mayıs ayına kadar kalırsa 1 milyon euro daha alacak. Kaç yaptı? 3-400. 3-4. Doğru mu? Serdar Aziz gitmezse 2020'ye kadar kalırsa 5 milyon 400 alacak. Şimdi giderse 2 milyon 400 alacak. Mayıs'ta giderse 3 milyon 400 alacak. Bu şartlarda Serdar Aziz için Semih Özsoy Abdurrahim Albayrak'ı arıyor. Önce 5 milyondan kapı açıyorlar. 5 milyon euro diyorlar. Sonra konuştuktan sonra 4 milyon euroya kadar iniyorlar. Alacaklarını Fenerbahçe kulübü mü ödesin diyorlar? Hem alacakları hem toplam en son 4 milyon euroya kadar. Özür dilerim. 4 milyon euro diyor en son Abdurrahim Albayrak. Semih Özsoy da diyor ki 2 milyon 400 bin euro veririz en son diyor. Şimdi Serdar Aziz 4 milyon euro istenilen yerde zaten Mayıs ayının sonuna kadar kalırsa 3-400 alacak, doğru mu? Doğru. Oynamayacak. Oynamayacak. 2020'nin sonunda 5-400 alacak olan adamı satma garantin var mı? Yok. Yok. 5 milyon 400 ödeyeceksin değil mi? Galatasaray nasıl hesap yapıyor? Yani 600 bin euro için mi bunların hepsi? Ha, şöyle bir tehlike daha var. Eğer Galatasaray bu ayın sonuna kadar 1 milyon 800 bin euroyu Serdar Aziz'e ödemezse UEFA'dan transfer yasağı gelecek. Serdar Aziz'in... Çünkü bir saniye Emre. Pardon. 1 milyon 800 bin euroyu ödemezse yasak gelecek. Çünkü ligin ikinci yarısı başlarken kulüplerin hepsi futbolculara borcumuz yoktur yazısı göndermek zorunda. Eğer Galatasaray kulübü 1 milyon 800 bin euroyu ödemezse Serdar Aziz'in borcunu kapatmadığı için bu yazıyı gönderemeyecek. Dolayısıyla böyle bir tehlike var. Galatasaray belki ödeyecek çünkü Belhanda'yı sattı, onu sattı, bunu sattı. Bedavaya mı? Kaça bırakmalı sence yani? Kaça bırakmalı değil. Yani baktığın zaman zaten 3 milyon 400 bin euro. Kaça bırakmalı yani Devrim abi? Yani o parayı veremeyecek. 4 abi. Milyon euro vereceğine 3 benim milyon 400 euro. Çünkü 2020'nin sonunda zaten garantin yok. Tamam. Ama Serdar Aziz zaten gitmez denilsin para değil ki. Değil.
Para değil yani şu an. Ben şu anda hayır başka bir şeyden bahsediyorum. Tamam anladım. Yani adamı tutmanın hiçbir mantığı yok. Ondan bahsediyorum ben. Hayır, belki affedilecek. Yani ben sana belki istediği teklif gelmeyecek. Fenerbahçe belki Serdar Aziz arkadaşlar, için. Arkadaşlar bir saniye. Serdar Aziz'i oynatmayacaksan sen niye tutuyorsun kadronda? Oynama ihtimali var mı? Devrim abi ben sana bir şey soracağım. Sen benim bildiğim Fatih Terim bu saatten sonra Serdar Aziz'i oynatmaz. Tamam oynamayacak zaten. Oynatmayacağı bir adam için de bu kadar diretmenin anlamı yok. Çünkü senin elin her zaman güçlü olduğu zaman futbolcuyu satacaksın. Evet. O zaman şu şartlarda gözüküyor ki Serdar Aziz büyük ihtimalle Fenerbahçe'ye gidecek. Az önce Alvaro Negredo ile ilgili bir konuyu açmıştık sevgili seyirciler. Haber Global'den Melike Çelik bir tweet atmış. Negredo'ya ulaştık. Hakkında çıkan sözleşme fesih haberlerini yalanladı. Bazı takım arkadaşlarının kulüpten ayrıldığını ancak kendisi için böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Sercan Dikme söylemişti. Negredo feshetmemiş olabilir şeklinde bazı paylaşımlar yapmış diye bir yorum ortaya atmıştı. Evet şu anda bir dakika önce atılan bir tweet. Negredo demiş ki bazı takım arkadaşlarım takımdan ayrıldı ama benim takımdan ayrılmam söz konusu değil demiş. Zaten işte hep transferde sıcak saatler yaşandığı için dakika dakika hep böyle farklı bilgiler geliyor. Net bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Bu arada devrimizin yani Serdar Aziz için Fenerbahçe dedi ama belki Belhanda'nın gitmesiyle Tolgay Serdar Aziz 8 takası numara olabilir mi? Evet bu da enteresan bir fikir sevgili yani seyirciler. Beşiktaş da çünkü Şenol Güneş'in istediği bir oyuncu. Yapalım pazarlığı. Yapalım buyurun. Evet yapın o zaman. İster yani, misin? Tamam. Acaba Serdar Aziz'e? Şu anki şartlarda para devreye girer mi? Kim belki daha fazla para eder? Beşiktaş'ın kasasında şu an sıcak para olduğu için Beşiktaş yönetimi yani bizimkileri herhalde Muslera'yı falan da alıp üstüne de bir 10 milyon euro da alabilirler yani. Yani iki taraf için de eğer oyuncular bu şekilde zaten Serdar Aziz kesinlikle oynamayacak. Ne Galatasaray'da? Ne tatmin eder seni? Tolgay kafa kafaya şu an olacak. Kafa kafaya. Adam bence Tolgay için bugün yönetici çıkıp demedi mi 5 milyon 6 milyon Serdar, euro istiyoruz. Serdar'ın da ederi o ama. Serdar da o diyor. Orada galiba bir 4,5 milyon euroya mı gelmişti Galatasaray'a? Kafa kafaya da bizim milli stoper şu anda aşağı yukarı eşit. Şener'le şimdi Fenerbahçe'den istiyor çünkü Şener'in sözleşmesi bitiyor. Zaten 6 ay sonra bedavaya alacak. O yüzden pazarlıkta Emre bir şey özür dilerim. Şimdi Tolgay takası böyle bir pazarlığı masanın üzerinde yapıyoruz ya. 4 milyon euro gibi bir rakamdan bahsediyor. Sayın Şafak Mahmut Yazıcıoğlu da bağlantılarda söylüyor. Tolgay için çok deniliyor. Tolgay Türkiye'nin en iyi yerli 6-8 numaralarından biri. Ve 4 milyon euro çok deniliyor. Bundan 1,5 sene önce Fenerbahçe 3. 4. kalecisini Ertuğrul'u 1 milyon euroya satmadı mı Boluspor'a? Abi ne alakası var onunla Ertuğrul'un ya? 1 milyon euroya satmadı mı? Ha. Ertuğrul'un 2. lige giderken 1 milyon euro ettiği yerde Tolgay Arslan kalitesindeki bir futbolcu normal şartlarda 10 milyon euro civarında eder. Ancak şu anki şartlarda Beşiktaş'ın belirlemiş olduğu 4-5 milyon euro civarında bir para. Ama mesela Tolgay sabit Beşiktaş'ta kazı on eder. Evet. O yüzden hani pazarlık yaparken bunun içinde bulunan durumlar da bahsedilmesi gerekiyor. Beşiktaş yönetiminin belirlemiş olduğu 3-4 milyon euro gibi bir rakam Fenerbahçeliler tarafından tepki çektiği için ben bu yorumu yaptım. Ertuğrul 1 milyon euro ettiği noktada Tolgay Arslan'ın. Evet. Tolgay Arslan bana bu kadar değerli niye oynatmıyor şimdi hocam? Bir dakika niye oynatmıyor? Kaptanını bir sez ilk yarı niye oynatmıyor? Program var işte o nedenden dolayı. Demir. Volkan Demirel. Volkan'la Tolgay'ın durumu aynı mı? Aynı. Nasıl? Birebir aynı. Hiç aynı değil. Hiç katılmıyorum. Volkan Demirel niye oynamadı? Tolgay Arslan. Abi Tolgay Arslan'ın bana bir tane maçını söyle ya. Volkan Demirel 17 maçı neden oynamadı? Volkan Demirel neden kaldı? Volkan'la Tolgay'ın yaptığı şeyler aynı mı? Tamam Volkan'la Demirel neden kadro dışı kaldı? Volkan neden kadro dışı kaldı? Disiplinsiz davrandı. Tolgay da disiplinsiz davrandı şimdi demiyor. Volkan Demirel oynuyordu ama. Tolgay da oynuyordu. Nerede oynuyordu ya? Hayır nasıl oynamıyordu? Allah'ını seversen Tolgay'ın bana Volkan'ın kazandırdı. O zaman iyi maçı sezon başı Volkan Demirel'in yaptığı hatalar var. Onda aynı örnek değil Tolgay bence. Tolgay'ın bana 5 tane Liverpool'a attığı gol dışında 5 tane maçını İki şampiyonluk ama yaşadı. Volkan Demirel'le aynı tabii abi, ki. Abi şampiyonluk değil. Ben Tolgay'dan bahsediyorum. Bana
Liverpool'a attığı gol dışında. Sorun o değil ama sen senin burada dediğin gibi performans. Ama bu Emre'cim sen bir müsaade eder misin? Bir dakika. Hayır ediyorum ben da. Ben Sercan, bir dakika sen müsaade eder misin? Sercan'la. Aynı şeyi söylüyoruz ya. Sercan'la konuşuyoruz. 5 tane bana maçını saydın. Ama abi ya, aynı şey değil ki. Söyleyeyim aklıma gelenleri. Liverpool, Bursa 2016-2017 son 6 hafta. Komple sayı o 6 haftayı. Son 6 hafta. O ilk yarının, o sezonun ilk yarısı. Geçen yılki Şampiyonlar Ligi maçının 6 maçın 5'i. Birinde hasta oynamıyor. Napoli maçı var Napoli, zaten. Napoli 6 maçın 5'i. Bu sezonda 2 tane maçı. Geçen sene direkt maçın aklıma gelenleri saydım. Çok özür dilerim. Maçı da hatırlatayım ben sana. Ben hatırlatmışım. Ben tribündeydim. Tolga değil Messi. Abi biz Messi demiyoruz ki. Abi onu demiyoruz ki. O zaman Volkan Demirel neden oynamadı? Tolga ile aynı disiplinsiz diyoruz. Tolga evet. Yoksa disiplinsizlik yaşamasa şu an Beşiktaş kadrosunda olacak bir oyuncu. Performansı düşük olabilir. Tek gelirim. Yani ben tek de gelirim, sıkıntı Beşiktaşlar değil. Beşiktaşlar tek tek gelsin. Evet. Ya bu Beşiktaşlık şimdi, yapmıyorum ben, normal yorum yapıyorum. Ben arayı yumuşatayım o zaman. Yumuşatmak için olayım. Ben sana bir pas atayım mı? At abi. Şimdi Twitter'a bakıyorum. Mesela Galatasaray taraftarının tepki hashtagleri var. Evet. Alan yok, satan var diye bir hashtag TT oldu şu anda. Alan'ın paylaşımı, daha doğrusu Talişka'nın paylaşımı bir ekrana gelsin sevgili seyirciler. Talişka ve Alan bugün Evergrande ile birlikte kampa gittiler. Dubai'ye gidiyoruz diye fotoğraf paylaştılar. Galatasaray taraftarı Alan hani Galatasaray'a geliyordu şeklinde yönetime tepki göstermeye başladı. İşte ekranda iki Brezilyalı Dubai'ye giderken kafa karıştırdı bu paylaşım. Buğra ne diyorsun bu transferle ilgili? Tabii ki sözleşmesi resmen bitmedi kağıt üstünde ama bitmek üzere sıkıntı kampa varmış. Gitmek zorunda olabilir şeklinde. Sıkıntı varmış. Çin kulübünde varmış. Çin'de işler çok yavaş yürüyormuş şu anda. Sıkıntı varmış. Çünkü zaten mantıken Alan'ın sözleşmesi bitiyor. Bir hafta sonra, 10 gün sonra, 15 gün sonra. Galatasaray zaten şu an imza attırabilir Alan'a. Açıklayabilir de bu kadar gaz, sıkıntı, eleştiri de olmaz. Dersin ki Ankara Gücü maçı sonrası geliyor veya perşembe geliyor, çarşamba geliyor. Ya çok basit. İmza atabilir şu an Alan. Kulübüyle görüşmeye de gitmiyor, kampa gidiyor. Hı hı. Dubai'ye. Ama hani çok da mutlu görünüyor. Mutlu. Yani ya bu tamamen mantık yürütüyorum. Fotoğraf seni kafanı karıştırmadı mı? Benim Galatasaray yönetimiyle ilgili olan hiçbir şey kafamı karıştırmıyor. Yani sözleşmesinin bitmesi bekleniyor. Ya nasıl bekleniyor? Galatasaray zaten şu anda buna sözleşme imzalatabilir. İmzalar ya. Çin kulübüyle görüşmeye gidiyor. Kampta mı görüşecek Çin kulübüyle? Dubai'de. Genel merkezi Dubai'de mi? Değil. Peki bir şey söyleyeceğim. Acaba kulüp elini güçlendirmek için kampa göndermiş olabilir mi? Yani yaptıkları pazarlıktan... Abi bonservis vermeyeceğiz ki. Evet, zaten bitiyor zaten sözleşmesi. Zaten sözleşmesi bitiyor. Ha, bitiyor. Başka söyle, sıkıntılar anladım. Var bu işte. Ne olabilir peki? Bilmiyorum. İkinci bir Robert Pires vakasını yaşayacak Galatasaray uçakta. Galatasaraylılar bilir o olayı. Yaşayacağız yani. Neydi o, hatırlamayan olabilir. 6 ay istersen. Robert Pires geliyor uçakta, bindi. O zamanlar sosyal medya bu kadar yaygın değildi. Forumlar vardı. Duyumcular vardı. Robert Pires geliyor, gidiyor derken gelmedi tabii Soldado Galatasaray'la görüşmüş. Nasıl? Evet. Bunu biz geçen hafta beyaz transferde evet, söylemiştik ama Soldado, bunu hayırlı olsun. Korneti buldunuz. Yeni bir haber o az önce. Siz de o zaman Serdar Aziz'i buldunuz. Mesajlardan gelen bir kaynak. Soldado görüşmüş. Peki Serdar Aziz'le Soldado takası olur mu? Görüşmüş ama sonucu yani birazdan mu söylenecek. Balotelli içinde Başakşehir ve Galatasaray bir yoklama çekmiş ama Başakşehir'in de bir isteği var Balotelli için. Bu arada tabii Adebayor'la da Göztepe haberleri çıktı bugün sevgili seyirciler. Şimdi sen hazır Balotelli demişken, evet. Balotelli'nin o İstanbul'da iki gün önce ortaya çıkan fotoğraflarını yönetmenimiz Serkan'dan ben bir rica edeyim. Onunla ilgili bir açıklama yapacağım size. Futbolla ilgili gelmemiş sevgili seyirciler Balotelli İstanbul'a. Balotelli başka bir iş için gelmiş? Geliyor. Magazinsel bir iş. Ben detay vermeyeyim. İş mi? İş mi? Neyle kampa gelmiş kampa. Yani? İş ama yani... Kampa... Bilmiyorum hani İnce profesyonel bir iş, mi? Bir iş mi, başka bir iş mi bilmiyorum. Ben magazinsel bir iş diyeyim, ben detaya girmeyeyim. Ayıp burada söyleyemeyeceğimiz onu. Bir iş o için gelmiş. Yani. Biraz bahset abi ya. Yani tatile gezmeye gelmiş işte. İş değil. Yani, iş değil abi o zaman. Tatile gelmiş, gezmeye gelmiş. Günübirlik gelip
Onurcuğum, gitmiş. Özel davet üzerine. Onurcuğum sen çok iyi. Yani futbol için demiyor. Bana gelen kaynaktan de, gelen bilgi futbol için geldi. Dün de söyledim, Fenerbahçe yönetimi görüştü. Yani Türkiye'de görüştü kampa. Demiyorum. Kamp. Ben öğrendim, kampa gelmiş buraya. Bir günlük. Bir gecelik kampa katılmış. Sonra sabah saatlerinde erkenden dönüp evet, gitmiş. Yani şimdi tabii Balotelli gibi bir isim de. Hangi takımın kampı? Şimdi kampa katılmış. Tamam. Detaya girmeyelim o zaman. Balotelli de işte bu yüzden geliyor ve gidiyor sevgili seyirciler. Ama tabii transferde de hala takımların gündeminde. Dün Emre Zabunoğlu söylemişti. Sayın Ali Koç'un jeti Nice Balotelli için gidiyor geliyor. Orada bir görüşme oluyor. Galatasaray'ın da gündeminde. Bu arada transfer yasağıyla şey ilgili 3 ihtarda transfer yasağı geliyor. Onu belirtelim. Tamam. Tamam. Evet, Balotelli ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar ve Dembaba. Dembaba ile ilgili sevgili seyirciler bugün bir istihbaratımız oldu. Dembaba deyince Buğra bana baktı. O da biliyor durumu. Galatasaray yönetimi haber gönderiyor Dembaba'ya. Dembaba şu anda Fransa'da. Fransa'da olduğu bilgisini aldık. Paris'teymiş. Ve Galatasaray yönetimi bizden haber beklediyor. Alan durumunun netleşmesi halinde Dembaba'yla da net bir şekilde anlaşmaya varılacak. Dembaba şu anda Buğra Galatasaray'dan haber bekliyor. Tamam, beklemedeyim. Fransa'dayım, Paris'teyim evet. Demiş. Buğra forvet beklemekten. Ben de İstanbul'da bekliyorum. Negredo'yu konuştuk. Tolga'yı konuştuk. Dembaba'yı konuşuyoruz şimdi. Ben Belhanda giderse unutma. Wagner Love var. Ben Belhanda giderse Amaral vardı, hatırlar mısın abi? Amaral Müslüm Baba. Müslüm Baba. Amaral Belhanda'nın yerine, çünkü Beşiktaş'ın izinden gittiğimizi görüyorum herhalde transfer listelerinde. Ben Amaral'ı da listeye ekleyebilirim. Sen biliyorum çok ama sinirlisin ciddi, ama tabii. Dembaba, Dembaba Galatasaray'da iş yapar. Kesin. Anlaşıldı. Buna doğru. Bak, Dembaba Galatasaray'da iş yapar. Buna evet. İnan. Türkiye'de her takımda iş yapar. Her takımda iş yapar. Çok profesyonel bir futbolcu. Mesleğine çok saygı duyan. Son dakikaya kadar çalışan. Göztepe'de bile iş yaptı. Benim zaten Dembaba'yı en ne kadar çok sevdiğimi Onur abi şahit. En evet. Yakın şahidi. Çok seviyorum. Anlaşıldığını biliyorum. Mesle ne olur? Dembambam olur. Taktik maktik yok. Dembambam. Güzel bak ama geldi. Şöyle bir detay var. Dembaba için Galatasaray 6 aylığına 1.3 milyon euro seviyesinde bir para teklif etmiş. Bir 5 gün önce Dembaba Galatasaray'a cevap vermiş Buğra. Teklifin biraz komik olduğunu söylemiş. Ben Dembaba transferinin şu şartlar altında biraz Beşiktaş'ta zor olabileceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın yüksek maaş. Geçen yıl hani Göztepe'den evet söyler misin? Sen daha iyi hatırlarsın. Ben sana pas attım. Aha. Sen devam et. Göztepe'den Çin'e gitmeden önce Beşiktaş Emre'nin ifade ettiği gibi ilgilendi. Ancak orada bir yıllık konusunda Beşiktaş 1,5 yıllık bir anlaşma önerdi. Ancak gitti 2,5 yıllık anlaşmayı Çin'de yaptı. Şimdi yine Dembaba artık parayı kazandı. Burada biraz da o sevginin karşılığını vermek istiyor ama Galatasaray'a biraz daha o teklifin üzerine çıkarsa Galatasaray Dembaba gelebilir ama yayın öncesinde aldığımız bilgi... Bu arada beklemesi de Dembaba'nın elini güçlendiriyor. Tabii ki alamıyor yani, şu açık değil mi? Ya ben bir şey söylemek istiyorum. Ben bu transfer haberlerini pek bilmiyorum. Öyle bir bağlantılarım da yok. Ama çok güvendiğim birinden geldi, bir abimden. Galatasaray Volkan Babacan'ı istemiş, dün Ertan da söylemişti. Evet. Sayın Abdullah Avcı vermemiş. Eğer Volkan Babacan'ı verseymiş Muslera da satılıyormuş. Oo, önemli haber. Evet. Muslera. Muslera da satılıyormuş. Buğra'nın istihbaratı gerçekten önemli. Hani kinaye yapıyor tabii transfer konusunda, benim pek kaynağım yok diyerek kinaye yapıyor. Çok önemli haberler de aktardı burada bize. Volkan Babacan'ı Abdullah Avcı göndermiyor Galatasaray'a. Galatasaray istiyor Volkan Babacan'ı Başakşehir'den. Eğer Volkan Babacan gelseydi Muslera'yı da satacakmış diyor Buğra. Gerçekten önemli bir haber. Birazdan Fenerbahçe ile ilgili de önemli transfer haberlerimiz olacak. Yorumlarımıza ve sıcak gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Reklama gideceğim. Gitmeden bir şey söylemiyorum. Fenerbahçe'de çok büyük bir transfer var. Evet. Gidecek futbolcu var. Gidecek bu. Gidecek ismi açıklayacağım birazdan. Tamam. Aa. Fenerbahçe'de kim gidiyor ve kimin gidiyor. Gelmesi söz konusu. Çok gerçekten büyük bir 11'den bir akışa inanılmaz. Galatasaray Perşembe günü bir futbolcuyla imza atacak. Evet. Bu arada Galatasaray'da Perşembe günü sevgili seyirciler yine bir bilgi geldi rejiden. Perşembe günü bir futbolcuyla sözleşme imzalıyor. Bir reklama gidelim. Reklamın ardından Fenerbahçe'den kim gidecek, Galatasaray'a kim gelecek açıklayacağız.
Evet, tekrar birlikteyiz reklamların ardından sevgili seyirciler. Reklama gitmeden bir son dakika gelişmesini sizlerle paylaşmıştık. Galatasaray Perşembe günü bir futbolcuyu İstanbul'a getiriyor demiştik. Bu ismi hemen söyleyelim vakit kaybetmeden. Marsilya'nın Kamerunlu hem kanat hem forvet oyuncusu Clinton Enji sevgili seyirciler. Babel gibi kanatta da oynayan, gol de atabilen bir oyuncu. İşte ekranlara geliyor. Enji Perşembe günü Galatasaray için İstanbul'a gelecek haberi bize ulaştı. Geçen sezon gerçekten iyi bir performans sergiledi Marsilya'da. 16 maçta ilk 11, 38 maçta oynadı ve 8 golü var sevgili seyirciler. 3 de asist yapmış. Bu sezonki performansını soracaksınız. Tottenham'dan Marsilya Monaco maçında yedek başladı şu anda ve ilk 11'de değil. Bu sezon 9 maçta oynadı Marsilya'da. 11 maç ilk 11 çıktı, bir golü var. Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak futbolculardan biri olarak gözüküyor Burak Orkut. Ben daha önce de takip ediyordum, özellikle Lyon'daki performansı bayağı iyiydi. Sonra evet, 4 sezon Lyon, 1 sezon Tottenham, sonra o performansıyla Tottenham'a gitti. Evet. Bu tarz futbolcular Premier Lig'de tutmayınca ama bonservis bedeli yüksek yanılmıyorsam. Yani 7 milyon euro, 8 milyon euro onunla civarı. İlgili de detaylar gelecek. 9 milyon euro da deniliyor. Yani yalnız 9 milyona bir net forvet alınmayıp ya, 25 yaşında ama daha ilk 11'de her maç oynamadığı için, hani böyle sürekli ilk 11'de oynamadığı için belki o fiyatta değil, belki daha düşük bir fiyatta gerçekleşebilir transfer. Olabilir. Bunu ben tutacağını düşünüyorum. İstediğim cevabı vermedim bence. İki eli var, iki ayağı var. Her futbolcuya razısınız şu an. Galatasaray şu an 2 eli. Bu biraz şöyle diyelim, Geri Rodriguez'in yerine gibi düşünelim Onur. Evet. Yani Geri Rodriguez'in yerine. Yani Belhanda'nın boşluğunu değil, Geri Rodriguez boşluğunu dolduracak bir oyuncu olarak gözüküyor. Kaliteli bir oyuncu. Kaliteli bir oyuncu. Kanat Rodriguez'in yani, yerine hem kanatta hem forvette oynuyor. Türkiye Ligi'nde Galatasaray'ın kiralık. Kiralık. Bu tarz futbolcular Galatasaray'da tutuyor. Evet, kiralık geliyor. Evet. Bilgiler akmaya devam ediyor. Kiralık geliyor ve Perşembe günü menajeriyle birlikte İstanbul'a geliyor. Büyük ihtimalle anlaşma sağlandı. Perşembe bir imza olabilir. Kiralıksa doğru yani tercih. Bir tarafta Enji'ye, bir tarafta Feghouli. Santrofor yok. Henry oynatır. Onyekuru'yu. Nerede oynayacak Onyekuru'yu? Önde. Kapanacak. Ama işte bir maç yani onu olmuyor. Hayır, olmayacak zaten. Ben sana eldeki olmadı Onyekuru. Hayır, ben eldeki şu an forvet gelmezse kadroyu söyledim sana. Evet. Forvet şart, gelecek zaten. Yani Fatih Terim söz veriyor zaten Onur. O görüntüyü isterseniz diyelim 3. Hangi görüntü? 3 yapıyor ya taraftara. Taraftara. Otobüsteki görüntü. Almanya'da. Ha evet, Fatih Terim'in o görüntüsünü vereceğiz ama şimdi bu sıcak haber şu anda her yerde haber olarak düşmeye başladı. Yine beyaz transfer farkıyla bu sıcak gelişmeyi, son dakikayı verdik. Marsilya'nın Kamerunlu oyuncusu 14 numaralı formayı giyiyor. Kanat forvet Rodriguez'in yerine alınıyor. Kiralık olarak gelecek. Perşembe menajeriyle birlikte İstanbul'da olacak. Ve bu transfer Galatasaray'ları tatmin edecek mi? Rodriguez'in boşluğu dolacak mı? Merakla bekliyoruz. Birazdan görüntülerini ekrana getireceğiz. Sabah, Perşembe sabah İstanbul'da olacakmış. Kiralıksa güzel tercih. Güzel transfer. Evet. Menajeri Lahon Diofo. Evet, Lahon Diofo ile birlikte geliyorlar. Önemli menajer. Fatih Terim'in de okey'e alındı. Fatih Terim'le de yönetimle de görüşüldü. Türkiye'de iş yapacak bir oyuncu. Perşembe kiralık olarak bu futbolcu İstanbul'a geliyor. Mutlu olur musunuz Buğra? Şu an evet, eli ayağı tutan her gelen transferden. Bu arada ilk 11'de oynamak istiyormuş. İlk 11'de oynamadığı için huzursuzmuş. Mutlu değilmiş Marsilya'da. Yalnız Onyekuru da gerçekten önemli bir futbolcu. Yani kanat forvet, sol açık da Fransa son dönemde çok iyiydi. Bu arada evet, Fransa basınının da genelde çok övgüyle bahsettiği bir isim. Tekrar belirtelim. Lyon'da oynadı, yıldızı parladı, Tottenham'a gitti, İngiltere Premier Lig'de oynadı, ardından Marsilya'ya gitti. Gol ve asist rakamları gerçekten çok iyi, az önce aktardım size. Rodriguez'in kariyerinin daha önünde bir isim gibi gözüküyor şu anda. Evet, evet. Daha önünde gözüküyor. Deminden beri Galatasaray'a, Beşiktaş'tan eski isimler sayıyoruz ya. Bence kim gelir biliyor musunuz gelirse? Manuel Fernandes.
Belhanda'nın yerine. Fatih Terim de söylemişti istediğini. Fernandes de gelmek istiyor. Eğer Beşiktaş'tan bir eski oyuncu gelecekse devre arasında Manuel Fernandes gelecek Galatasaray. Ama şöyle bir orada itiraz edebilirim. Belhanda'nın yerine. Şöyle bir itiraz edebilirim. Serdar Aziz neden gönderildi Galatasaray'dan? Disiplinsiz ve Galatasaray ruhuna uymayan hareketleri. Ama hareketi. Fatih Hoca Fernandes'i övdü. Ama övdü tabii ki. Uymadığı için. Disiplinsiz ama, değil. Aynen. Ama disiplinsizlik tamam. Başka bir şey. Serdar Aziz için de disiplinsiz. Bir nevi disiplinsiz. Ama Fernandes aynı örnek vermez. Fernandes de problem çıkartabilecek, disiplinsizlik hareket yapabilecek olan futbolcu o şeyden hatırlıyoruz. Beşiktaş döneminden hatırlıyoruz. Ne yaptı? Ne yaptı ki ya? Fernandes'in çok olayları var. Tamam, ne gece yaptı? Çok karakola gitmişliği var. Hatta alkollü bir şekilde o zamanki futbolcularla... Abi dayak yedi adam sahada ya taraftardan. Tamam o dayak yedi o yani, normal bir şey. Performansı kötü değil ki Beşiktaş'taki. Disiplinsizlik açısından değerlendirdiğimiz zaman... Ama bir saniye. Tatmin evet, eder Galatasaray'ı bence. Eder. Ben de sadece disiplin... Evet, net bilgiler geliyor. Önemli bir bilgi geliyor bana yine rejiden. Yusuf Sarı, Marsilya'nın genç Türk yıldızlarından biri. Evet. Türkiye'yi ve Galatasaray'ı Yusuf Sarı'ya soruyor sevgili seyirciler. Bilgi alıyor. Yusuf Sarı da Marsilya'nın gelecek vaat eden oyuncularından birisi. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin peşinde olduğu bir futbolcu. Marsilyalı Yusuf Sarı. Yusuf da diyor ki kendisine aralarında geçen diyalog aynen şöyle. Gözün kapalı git. Gözün kapalı git diyor. Türkiye İstanbul'da kiralık gözünü açar bedeli zaten. 500 bin euro. Evet çok uygun bir rakam. Engin'in resmi net rakamını söylüyorum. 500 bin euroya Galatasaray Engin'i kiralayacak Marsilya'dan Perşembe günü İstanbul'a geliyorlar sevgili seyirciler. Mayıs ayına kadar 500 bin euro mu? Evet bu arada Yusuf'tan bahsetmişken Trabzonspor'un da istediği isimlerden biriydi. Bu bahsettiğimiz Yusuf Sarı Trabzonspor'un da transferle ilgili problemleri giderildikten sonra Trabzonspor'la da büyük ihtimalle anlaşması gündemde. Bir transfer haberini daha aktaralım bununla bağlantılı. Yusuf Sarı'yı da göreceksiniz. Yusuf'u Türkiye'den isteyen takımlar da var. Ümit Milli Takım'ın futbolcularından biri. Cengiz Ünder tarzı bir futbolcu. Evet. Şu anda milletvekili olan Sayın Alpay Özalan o dönemde Ümit Milli Takım'ın teknik direktörüydü. Ve bu futbolcuyu da Alpay Özalan'ın keşfettiğini sizlere belirtelim sevgili seyirciler. Trabzonspor'la Yusuf Sarı Prensip'te anlaştı. Yetenekli ama. Devre arasında da Trabzonspor'a transfer olabilir. Futbol menajerden biliyoruz. Ha. Yetenekli bir oyuncu. Evet. Barcelona, Arsenal ve Sevilla'nın da bu futbolcunun Yusuf Sarı'nın peşinde olduğunu sizlere belirtelim. Emre Mor, Cengiz Ünder karışımı bir futbolcu. Evet bilgiler gelmeye devam ama ediyor. Ama Emre Mor'dan şöyle söyleyelim taktiksel bilgisi daha yüksek. Yani Emre Mor'un o futbol kopukluğu var ya takımdan öyle değil. Evet. Onu şimdi belirtelim. Enji ile arasında geçen sohbeti anlattığım için bir anda konu Yusuf'a da geldi sevgili seyirciler. Onunla ilgili de transfer durumunu sizlere aktardım. Trabzonspor'la ilgili durumunu. Tekrar belirteyim. Görüntüdeki Marsilyalı oyuncu Yusuf Sarı'ya Enji soruyor. Galatasaray ve Türkiye hakkında bilgiler alıyor. O da diyor ki gözün kapalı git Galatasaray'da oynarsın mutlu olursun. Gözün kapalı git şeklinde bir diyalog geçiyor aralarında. Ve Engin'in golleri de birazdan ekranlarda. Galatasaraylı futbol severler hiçbir yere ayrılmasın. Engin'in golleri işte ekranlara geliyor. İzliyoruz. Kanat forvet sevgili seyirciler. Kamerunlu işte. Marsilya'nın kendi sahasında oynadığı bir maç bu herhalde. Geri Rodriguez. Geri Rodriguez'in yerine transfer edilecek bir isim. Perşembe günü Galatasaray için İstanbul'a gelecek. Attığı goller sarı saçlı. Peki bir kanat oyuncusu. Plaseleri de benziyor. Yani oyun evet, stili benziyor. Sana bir sorum olacak. Tabii. Enji'ye geldi diyelim. Evet. Geldi. Fernandes'i alsın Galatasaray. Çok iyi. Aldı. Alan veya Dembaba diyelim. Fark etmez. Fark etmiyor. Aldı. Marcao geldi.
geldi. Serdar Aziz'in yerine geldi. Özür dile başkandan. Güçleniyor mu Galatasaray? Sence zayıflıyor mu? Ha, güzel soru. Forvet geldiği için güçleniyor. Forvet yüzünden güçleniyor. Güçleniyor. İşte. Peki forveti çıkaralım. Forvetsiz olmaz ama işte olmuyor. Hayır hayır, anlamadım. Aynı kadro. Tamam. Diyelim forveti var, yine Gomis diyelim. X bir isim vardı. Evet. Sence bu kaç futbolcu? 3 futbolcu. Galatasaray'ın güçlendiriyor mu, zayıflatıyor mu? Ya şimdi şöyle, işte az önce dedin ya mesela, Fabri gitti, Karius kağıt üstünde, evet, güçlendin ama sahada güçlenemedin. Peki, yani şimdi görmen... Beşiktaş'a Fernandes'i mi isterdin, Belhanda'yı mı? Bugün, yani, bugün şartlarında. Yani Belhanda'yı isterim ama... Fernandes şeyi var. Var. Senin bir romantikliğin var. Yani yarım kaldı bence Fernandes'in hikayesi Beşiktaş'ta. Evet. Yani çok, evet, iyi bir oyuncuydu. İşte Sercan'ın dediği özellikle... Karakollardan çıkamadı. Fernandes. O dönemki bir futbolcu anlattı. Şunu söyleyeyim. O dönemki takım arkadaşlarından biri. Ama o zaman kadroyla şunu anlattı. Geldiği zaman Beşiktaş'ta oynarken, yani çok defa alkollü bir şekilde Beşiktaş antrenmanlarına, sabah antrenmanları, 11 sularındaki antrenmanlara kimdi o zaman? Çok kez geldi. Samet Aybaba. Samet Aybaba'ydı. Samet Hoca'nın da Karvay'ı. Onu söyleyecektim. Schuster. Tabii ki. O dönem Schuster de var. Samet Hoca'nın da bir kere antrenmandan kovduğunu söylüyorlar. Ben en azından geçmiş bir hatıra onu söyleyeyim. Slaven Bilic'e de yetişmedi mi son dönem? Evet. Bu arada pardon, hatırlayamadım. Bir bilgi geldi Fransa'dan, Marsilya'dan. Yusuf Sarı şu anda bizi izliyormuş. Az önce kendisiyle Enji arasında geçen Galatasaray diyaloğu bunu sizlerle paylaşmıştık. Kendisine buradan selamlarımızı gönderelim. Başarılarının devamını dileyelim. Başarı dileyelim. Gelecek kariyerinde Trabzonspor'a da gelirse Trabzonspor'a da hayırlı olsun diyelim. Ben menajerlikte daha önce Türkiye'ye getirdim. Devrim Zengi sessiz kaldı bu konuda. Devrim Zengi yine Mustafa Cengiz'i tebrik edecek mi acaba? Mustafa Cengiz'i her zaman tebrik ederim. Buraya benim bir sorum var. Biraz önce Fernandes'leri falan saydınız. Bu gelen oyuncular Galatasaray'ı şampiyon yapar mı? Galatasaray'ı Fatih Terim Fatih şampiyon. Terim ve Ultra Aslan şampiyon yapar abi. O zaman forvet falan almayın. Hayır. Şimdi forvet ayrı bir konu. Yani hayır, transferler bir ayrı soru bir konu. İlk önce sen benim soruma cevap ver. Evet. Diyorum ki bu dediğiniz işte Fernandesler, Enji'ler, şunlar bunlar. Yapar. Anladım ben. Şöyle düzelteyim, yapar. Galatasaray şampiyon yapar mı? Tamam, teşekkür ederim. Ya forvetle içinde mi paketin? Forvet o zaman istiyor. Benim dediğime geliyorsun. Galatasaray'da Mustafa Cengiz büyük iş yapmıştır. Eğer Rodriguez'i 10 milyon euroya satıp, neyse işte 10 milyon dolara satıp 500 bin euroya Enji'yi alıyorsa, ya da atıyorum işte kaç 200 bin euroya başka bir genç bir çocuğu alıyorsa, bu başarıdır. Çünkü bunu yapmak zorunda. Dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyoruz. Sen de diyorsun ki bu gelen adamlar Galatasaray'ı şampiyon yapar. O zaman hiçbir sorun yok. Mustafa Cengiz ve yönetimi başarılıdır bu, demek. Burak'ın galiba Fatih Terim'i tam çıkıyor. Kadrosuna güveniyorsun sen. Ya tabii Galatasaray, yani. Ben şöyle anlatayım. Ben seni çok iyi anladım. Çok da düzgün anladım. Galatasaray 6 gün sonra maça çıkıyor. Galatasaray kamp yaptı. Kan kaybederek kamp yaptı. Çok bir senedir de forvet ararken, bir senedir, Ağustos değil, bir senedir forvet ararken. Yani bazı şeylerin kötü gittiğinin farkındayız değil mi abi? Hı hı. Yani bunu en yakın şahitlerinden biri sensin. Evet, şimdi Buğra tartışmaya devam edeceğiz ama Enji haberi gerçekten çok büyük ilgi uyandırdı. Ekranlarını yeni açan futbol severler için bir kez daha aktaralım. Marsilya'da oynuyor, kanat forvet Rodriguez gibi. Rodriguez tarzında bir futbolcu, hücuma çok yönelik bir kanat oyuncusu. Perşembe günü menajeriyle birlikte İstanbul'a geliyor ve geçen sezon önemli işler yaptı. Bu sezon ilk 11'de pek fazla şans bulamadığı için Marsilya'dan ayrılmak istiyor. 500 bin euro kiralama bedeli var. Gerçekten çok uygun bir rakam. Enji'nin de gollerini izliyorsunuz. Beyaz transfer farkıyla bu haberi ilk olarak Beyaz TV ekranlarında duydunuz. 14 milyon euroya transfer olmuş. 14 milyon euroya Lyon'dan Tottenham'a transfer olmuş. Onyekuru Sinan Gümüş karışımı, hem özellikleri hem fiziğiyle. 25 yaşında, 1.75 boyunda sevgili Sinan, seyirciler. Her iki kanatta da oynayabiliyor. Yani sadece sağda ya da solda değil. Daha çok kanat gibi, direkt forvette değil.
kanatlardan gelip gol atan bir futbolcu Enji. Aynı Rodriguez. Rodriguez'den sonra. Biraz Onyekuru tarzı. Clinton Enji. Clinton Enji. Clinton ailesiyle bir bağ yok. Yok büyük ihtimalle. Az önce güzel bir tartışma oldu Devrim Zengi ile aranızda. Sen dedin ki Galatasaray'ı taraftarla Fatih Terim şampiyon yapar. Geçen o zaman yaptı. Ben bir VTR'ye pas atacağım, tartışmaya devam edeceğiz. 14 numaralı bir VTR'miz var sevgili seyirciler. Fatih Terim ile Galatasaray arasında dün akşam Leipzig maçı sonrası yaşanan bir diyalog var. O diyalog gerçekten çok konuşuldu. Bugün bütün gün sosyal medyada konuşuldu. Fatih Terim ile gurbetçi taraftarlar arasındaki o forvet pazarlığının görüntülerini bir izleyelim. Ardından yorumlayacağız. Enji ile de yine devam edeceğiz. Evet, iki forvet bir orta saha dediler ama bir orta saha gitti bugün. Ya şöyle tabii Galatasaray Spor Kulübü başkanından istedim. Bu arada bir transfer haberimiz var. Onu da ben belirteyim. Erzurumspor. Yarın bir forvetle resmi sözleşmeye imzalıyor. Rashad Muhammed. Rashad Muhammed, Fransız golcü. Evet, yarın resmi sözleşme imzalanıyor. Ligde alt sıralardan kurtulmak isteyen ve ara transfer döneminde bir transfer harekatı yapan kulüplerimizden biri. Rashad Muhammed'le Erzurumspor yarın sözleşmeye imzalayacak diyelim ve devam edelim. Taraftar artık Fatih Terim'den istiyor, yönetimden tabii değil. Hocam ne olur forvet. Çünkü Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanı Fatih Terim. Yani şöyle, geçen hafta Instagram TV'de olanlardan sonra Ozan Kabak sorunu Fatih Terim geldi çözdü. Ozan Tufan'ı mı alacaksınız yoksa? Alanya'da. Hayır, biliyorum canım. Serdar Aziz Eren Derdi Yok sorununu geldi. Fatih Terim çözdü. Sorun çözülmedi, daha devam ediyor sorunlar. Çözdü. Gittiler dedi, bitti. Tamam, havada kalan sorun yok. Git demek sorun çözmüyorsun ki. Hayır, onları bir telefonla... kendi takımsal problemini çözdü. Ben artık kullanmıyorum diyor. Yönetimin telefonlarla şey gitmedi. Hoca affeder diye bazı şeyler gitmedi. Geldi, noktayı koydu. Gittiler. Ben sana bir şey söyleyeyim burada. Benim için Fatih Hoca'ya her şeyine saygı duyuyorum. Liderliğine, başarılarına, her şeyine saygı duyuyorum. Benim için nedir biliyor musun? Ben eğer bir taraftarsam kulübüm ne kadar az zarar ediyor ona bakarım ben. Şu anda herkes ona bakıyor. Galatasaray taraftarı neye bakar abi biliyor musun? Galatasaray kaç tane kupa alacak? Galatasaray taraftarı muhasebeci değil. Galatasaray taraftarı ben... Kupayı neyle alıyorsun? Şampiyon olacağım. Kupayı nasıl alıyorsun? UEFA'da final oynayacağım mı? Buna bakar. Tamam, neyle alıyorsun Drogba kupayı? Drogba'yla alırsın, Snyder'le alırsın. Belhanda'yı 9'a satıyorsan Belhanda'dan gidersin 10 verirsin, daha iyisini alırsın. Biraz önce dedin şampiyon olacağız dedin. Bu kadro genel adamlarla şampiyon olacaksın dedin. Tam olursun, onu diyorum. Aynı şeyi diyoruz. Ama Galatasaray taraftarı da muhasebeci Serdar'la değil. Eren'in kararını Serdar, Fatih Eren, Terim Galatasaray verdi zaten. Umurunda değil. Bak, aynı hatayı sezon başında Beşiktaş yaptı, Şenol Güneş yaptı. Negredo gibi adama dedi ki ben dedi bu adamı istemiyorum. İstemedi ama. İşte bir saniye. İstemiyorum dedi. Normal şartlarda eğer o açıklamayı yapmazsa belki o adamı daha önce satacak, daha fazla para kazanacak. Ama sen ne yapıyorsun? İstemiyorum dediğin zaman zaten o adamın atıyorum 5 milyon euroya gidecekse 3'e 4'e düşürüyorsun. Adamı itibarsızlaştırıyorsun. Bak, Şenol Hoca, ilk kez Şenol Hoca'nın hata yaptığını gördüm ve açık net olarak söylüyorum. Keşke o açıklamayı yapmasaydı. Eğer tamam, o açıklamayı yapmasaydı belki Negredo'yu atıyorum Beşiktaş kaça sattı Sercan? Negredo'yu? Bonservis. Neyse 3'e sattıysa atıyorum 5'e satacaktı belki. Çok ufak bir aynı şekilde paraya galiba. Şimdi Serdar Aziz'i göndereceksin takımdan. Alacaklarına karşı. Doğru mu? Ha. Doğru. Alacaklarına karşı. Eren Erdiyok'u göndereceksin, doğru mu? Doğru. Ne yapacaksın? Ben buna bakarım. Bunları ama iyi bir şekilde Serdar iyi bir şekilde bir şekilde bunları satacaksın. Tabii bir saniye. Yok, bir soru mu sorayım? Şimdi Serdar'a Fatih Hoca böyle açıklamalar yapmasa Galatasaray'a kim Serdar'a cesaret edip teklif yapabilir? Teklifte bulunacak. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray'ın teklif yapmasına gerek yok. Hayır. Galatasaray'dan çıkarmadıktan sonra 15 maç stoperine kim var? Olacağını söyleyeyim sana. Nasıl olacağını söyleyeyim. Bu işler nasıl gelişiyor? Ben bildiğim için söylüyorum. Eğer Galatasaray duyurmak istemiyorsa ne oluyor biliyor musun? Serdar Aziz'in menajeri gidiyor. Fenerbahçe'nin kapısını çalıyor. Semih Özsoy diyor ki biz diyor Serdar'la diyor Galatasaray'da mutlu değiliz diyor. Ayrılmak istiyoruz diyor. Ne dersiniz diyor. Semih Özsoy ne yapıyor? Kavgalı değilken değil mi bu? Ya değerini düşürmeden, basına yansıtmadan tamam.
Serdar Aziz için gidiyor mesela, kapısını evet, çaldı. Evet. Semih Özsoy da tamam dedi. Hemen tabii tamam demiyor. Diyor ki ben diyor hocamla bir konuşayım. Tamam. Gidiyor Ersun Yanal'a diyor ki hocam diyor, Serdar Aziz diyor durumu budur diyor. Tamam. İster miyiz diyor. Serdar Aziz'i kim istemez? Tamam, kaç para teklif edecek o zaman? Ya kaç para teklif edecek? 3 aşağı 5 yukarı. Aynen. Anlaşacaklar yani. Ne kadar tahmini? Ya 4-5 milyon euro en az. Ama şimdi zaten yine 4-5 milyon euro. Ya tamam da ama ben sana başka bir şey söylüyorum. Diyorum ki yani Serdar Aziz'i de incitmezsin. Adamı rencide ama etmezsin. Ama daha ne yapsın? Ama Serdar Aziz'i gönderebilmek adına zaten Galatasaray başarı altına bugüne kaldı. Kadar bir kulüpten en şık ayrılan oyuncu tabii. Hiçbir ya takım teknik direktör kim konuştu? Abi Fatih Terim teşekkür etsin. Teşekkür etti, başarı diledi. Daha ne yapsın ama Fatih Terim? Serdar Aziz tatili yarıda kesti, geri döndü biliyor musun? Evet, tamam. Bir şimdi gün Serdar Aziz tartışması ikinci tur oldu. Tekrara düşmeyelim. Ben Fenerbahçe ile ilgili bir açıklama yapayım. Evet, hemen geleceğim sana. Sevgili seyirciler, az önce de belirtmiştik. Şimdi Trabzonspor taraftarı soruyor. Bizde transfer yok mu? Bizimle ilgili bir durum yok mu diye. Marsilyalı Yusuf Sarı'nın Trabzonspor'la görüştüğünü ve anlaştığını, büyük ölçüde bu transferin gerçekleşme ihtimalinin olduğunu belirtelim. Marsilya'dan Yusuf Sarı ile ilgileniyor Trabzonspor. Arsenal, Sevilla ve Barcelona'nın da transfer listesinde olan isimlerden biri olduğunu bir kez daha belirtelim gelen sorular üzerine. Şimdi az önce evet. Son dakika bir şey mi var? Fransa'da gelecek vadeden en önemli oyuncular arasında gösterilen bir futbolcu olduğunu da vurgulayalım. Şimdi az önce Devrim Zengi demişti, Fenerbahçe'den gidecek bir isim var, transferi açıklayacağım diye. Biz de merak ettik. Tabii araya önemli son dakika haberleri geldiği için biraz beklettik. Ben şimdi Devrim Zengi'ye sormak istiyorum. Fenerbahçe'den gidecek olan isim kim? Ersun Yanal'ın istemediği bir isim mi? Hangi mevki? Detayları bize zaten aktaracaksın. Sözü ben şimdi sana bırakayım. Olur, Fenerbahçe'den kim gidiyor? Bu kim biliyor musun Olur? Ersun Yanal'ın istemediği, taraftarın istemediği. Ali Koç'un ve yöneticilerin isteyip istemediğini çok net bilmiyorum. Ama şu anda mecburen kalan bir isim. Açıklayayım mı? Yani mecburen kalan derken gidiyor mu devre arasında? Devre arasında değil. Komolli. Nice'le anlaştı, gidiyor. Bonservisi de yok. Ha, ben futbolcu sandım. Bonservisi de yok. Bir dakika. Nice'le anlaştı, gidiyor. Fenerbahçe taraftarı. Müjde bu herhalde. Meşaleleri yakabilir. Önemli yani, bir transfer. Şimdi Komolli Nice gidiyor. Bu Fenerbahçe taraftarı için bir müjde mi? Ben sana bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe taraftarı birazdan meşaleleri yakıp Samandıra'ya giderler. Niye abi, Komolli giderse ilk üçe mi gireceksiniz? Fark ne olacak? İlk üçe girmeyiz. Evet, ne değişecek? Anda, mesela Komolli gitti şey Fenerbahçe'den. Bugün Komolli yarın da itibaren niye gelecek. Bir saniye. Komolli gelirken niye geldi Fenerbahçe'ye? Soru soracağız. Kadro yapılanması. Kadroyu yapılandıracaktı. Hayır, Komolli 100 kişilik listeyle geldi değil evet. mi? Kim aldı? Sadık aldı. Sadık aldı. Ama orada... Tırnak içinde bak, Sadık kötü transfer olduğu için demiyorum. Yani lig üçüncüsünün stoperi sonuçta. Sadık'ı alacaksan Komolli'ye gerek yok zaten. Ama orada Ali Koç'un da sorumluluğu yok mu? Değil mi? 100 kişilik liste var. Hayır, şu anda Ali Koç'tan bahsediyorum. Şu anda Komolli'den bahsediyoruz. Ama bunu açıklamayı yapan Ali Koç'tu. Bak Komolli, bak Trabzonspor kim buldu? Mesela örnek Benzia'yı getiren, seni destekleme açısından söylüyorum. Benzia'yı getiren sonuçta Ali Koç değil. Komolli tavsiye ediyor. Tabii. Alınıyor. Yani bir tane golü var galiba. Var mı? Yok. Komolli'nin getirdiği. Asisti var. Benzia'yı bırakalım. Benzia'yı bırakalım. Bütün getirdiği futbolcuların hepsine bakalım. Bana bir tane. Evet, bu adam Fenerbahçe'ye gelecekte yarar sağlayacak. Şu anda da Fenerbahçe'yi işte atıyorum. Kurtarmıyor diyelim de. Hani en azından Fenerbahçe'de idare ediyor. Çıkıyor bir maç kurtarıyor. Asist yapıyor, gol atıyor. Getirdiği adamlara bakıyorsun. Slimani, Frey. Hayır. Peki abi, ben bir soru sorabilir miyim sana? Koku'nun muzafiyeti kötü, vardı. Özür dilerim. Frey kötü değil mi? Ayev kötü değil. Komolli. Ayev kötü. Ha, ayev. Komolli mi? Yani sene başında Komolli ile Koku Frey'i beraber geldi. Frey'i demiştim, hatırlıyorsun. Suç hangisinde daha fazlaydı? Mesela bir daha Koku'nun, Koku'nun yerine Ersun Yanal'la başlasaydı Komolli. Hayır, başlayamazlardı. Koku'yla Komolli ile Ersun Yanal olmazdı. Niye biliyor musun? Çünkü Ersun Yanal Komolli'nin yapacağı transferlere izin vermezdi. Yan yanalar ama şimdi. Ama transfer listesini Ersun Yanal yapacaktı. Şu anda görüşmeleri Komolli yürütecek. Aykut Kocaman'ın şey gönderilmesi hata mı? Aykut Kocaman'ın yani çünkü geçen sene bir takım oturmuştu. Bir şey söyleyeceğim. Aykut Kocaman'ın gönderilmesi hata.
Ama Aykut Kocaman kalsaydı taraftar yine mutlu olmazdı. Şu andan daha mı üzgün olurdu? Yani şu andan üzgün olmazdı ama Aykut Kocaman kalsaydı ne olacaktı biliyor musun? Fenerbahçe taraftarı belki şampiyonluğa oynayamayacaktı. İkinci olacaktı. Aa, Fenerbahçe işte Aykut kaldı bundan oldu. Aykut Hoca kaldı bundan oldu. İşte transfer yapmadılar diyecekti. Ama şimdi Fenerbahçe taraftarı şu anda takımın halini görüyor. Yapılan transferleri görüyor. Ne diyor biliyor musun? Diyor keşke Aykut Kocaman kalsaydı. Şu anda Aykut, peki keşke Aziz Yıldırım kalsaydı diyenler var mı abi? Yoktu, var ama şu anda. Ben kendi kulaklarımla duydum. Ali Koç Başkanı, bak Ali Koç Başkanı kesinlikle yaptıklarını şey yapmıyorum. Yani vefasızlık yapmıyorum. Ali Koç Başkan çok iyi işler yapıyor. Ama yapılan transferler Kumoli'ye çok fazla inanması büyük bir hataydı. Evet. Çünkü şimdi Sercan Dikme biraz sessiz kaldı. Onu ilgilendiren bir konu var. Beşiktaş'ta Wagner Love'ın gerçekten zehir zemberek açıklamaları oldu bugün. Ardından Beşiktaş yönetimi de Wagner Love konusunda bir disiplin soruşturması başlattı. O grafikler bir ekrana gelsin. Gerçekten çok çarpıcı ifadeler var. 9 numaralı grafiğimizi bir ekrana getirelim. Beşiktaş'ın bana 5 aylık borcu var. Sorun bende değil, onlarda. Eğer alacağımı alamazsam FIFA'ya gideceğim. FIFA'nın bana başka yerlerde çalışma hakkını vereceğinden eminim diyor. Bir sayfa daha vardı galiba. Beşiktaş'taki sözleşmemi feshettiğim andan itibaren transfer görüşmeleri için özgür olacağım. Bana gösterilen bu muamele bence kendi taraflarında bir karakter eksikliği olduğunu gösteriyor. Ama ne olursa olsun benim kafam rahat. Burada en önemli ifade Sercan, karakter eksikliği şeklinde. Sen de Beşiktaş tarafıyla. Evet, bu arada tabii şu da aklımıza geldi. Wagner Love da zamanında Beşiktaş taraftarına orta parmağını göstermişti. Eğer bir karakter eksikliği varsa bu da bir karakter eksikliği. Beşiktaş tarafından Wagner Love'un bu karakter eksikliği sözüyle ilgili nasıl bir reaksiyon geldi? Bu haber çıktıktan sonra, bu açıklamalar... Brezilya basında yapmış. Brezilya basında söyleyeyim. Brezilya basında yaptığı açıklamalar. Bu açıklamalar düştükten sonra bir haber düştü. Yarım saat sonra şöyle açıklamalar da geldi. Ben bu ifadeleri kullanmadım. Yok, bu ifadeler yanlış şeklinde. Böyle bir röportaj yok dedi Wagner Love. Ben Beşiktaş yönetimiyle konuştum. Sayın Candaş Tolga Işık, İletişim Komitesi Başkanı. Sayın Candaş Tolga Işık, Beşiktaş İdari Direktörü Ali Naibi'yi arıyor. Sorar mısın? Bu açıklamalar doğru mu diye. Ali Naibi de Wagner Love'a soruyor. Sıcağı sıcağına olan olaylar. Bu açıklamalar Brezilya basında düştükten bir 5-10 dakika sonra olan olaylar. Candaş Tolga Işık Ali Naibi'ye, Ali Naibi de Wagner Love'a soruyor. Wagner Love'dan alınan cevap şu: açıklamalar benim arkasındayım. Bu açıklamalardan sonra ne oluyor? Evet. Wagner Love bu açıklamaları noktasına virgülüne dokunmadan Brezilya basına verdiği bu açıklamaların hepsi doğru. Beşiktaş yönetimi de bu haberi doğru diyor. Şunu anlamadım. Neden transfer görüşmelerinde özgür olacağım dedi? Şu an parayı, özgür değil mi? Şu an özgür ama Wagner Love'un isteği... Tamam, parayı alacaktı. Şu an görüşebilir yani. Görüşebilir ama Wagner Love bütün parasını istiyor. Tamam. Evet, içeride bir alacağı var. Ki burada bir yanlış ifade var Wagner Love'un. 5 aylık alacağı yokmuş. Ne kadar alacağı var Sercan? Sanıyorum bir buçuk aylık bir geçme var. Bir de kalan parasını mı istiyor? Toplam ne kadar mesela? 1,5 yılda sözleşmesi var. Var. 2 milyon euro alsa... 400 bin euroya tekabül eder. Peki bütün kalan, bütün bu şey 400 bin euro için kalan çıktı. Sözleşmesini de istiyor mu? Yarı dönemde alması gereken parayı da istiyor. Zaten tıkanıklık burada gerçekleşiyor. 400-450 bin euro gibi bir alacaktan bahsediliyor. Tam onu diyecektim ben de. 450. Çünkü iki taksine tekabül ettiği zaman 450 bin euro civarında 2,5 bir para. Milyon yani falan buradaki yapıyor. Tek yanlış 5 aylık bir para. Ben peki ceza ne gelecek? Ceza yüklü bir para cezası geliyor. En üst yani, limit 400 bin euro. Evet tabii ki idari. Ama kanun... FIFA'nın benim kuralı. Benim aklıma şey geldi. Orta parmağını gösterdikten sonra taraftara... Uyarı geldi. Uyarı geldi. Para cezası geldi. Sercan bir şey söyleyeceğim. Bugün benim dikkatimi çekti. Pepe'de 130 bin mi 104 bin euro için gitmiş, doğru mu? Evet. Ama hayır. Paradan dolayı değil. Hayır, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu dedi ki bugün. Pepe dedi 104 bin euro için dedi gitti. Aslında bir bahaneydi, deneye getirdi. Hayır. Pepe'yle ilgili daha yüksek haberler çıktı. Beşiktaş'ta alacağından dolayı gitti. Alacaklarımı alamıyorum, paramı alamıyorum şeklinde haberler çıkmıştı. Sayın Mahmut Yazıcıoğlu ve Sayın Başkan Fikret Orman da şu açıklamayı yaptı.
bir alacağı vardı ama 4-5 aylık bir para değil, 100 bin euro civarında bir para. Kötü ayrılmadı. Ve resmi olarak Beşiktaş borsa borsayla yürütülen bir camia açıklandı. Resmi olarak 100 küsür bin euro alacağı vardı ki giderken yatırıldı. Gitmesindeki sebep de Pepe'nin babasının bir hastalığı. Zaten Porto'ya babasının bir şey döndü. Ben yüksek maaşından çok takdir ettim. Ne demiş biliyor musun? Şafak Bey açıkladı. Benim maliyetim çok demiş. Size ağır yük olurum demiş. O yüzden ben ayrılıyorum demiş. Bu bak yabancıların çok söyleyeceği bir şey değil. Evet. O yüzden çok karakterli bir futbolcu. Boşu boşuna dünyanın sayılı stoperlerinden biri değil. Karakter. Ayrılmadı zaten Pepe. Pepe çok iyi ayrıldı. Bütün takım arkadaşları öptü, kokladı. Evet. Sayın Başkan Fikret Orman hatta Pepe'nin o zamanki paylaşımlarına bakalım. Bütün Beşiktaşlı yöneticilere, çalışanlara teşekkür etti. Wagner Love ağır bir para cezası gelecek. Tabi bu süreç sancılı geçeceği çok belli. Çünkü Wagner Love alacaklarını istiyor. 5 aylık bir geriye dönük bir borcu yok Beşiktaş'ın ona. 2 aylık bir gecikme var. Ki Beşiktaş zaten Wagner Love'ı şöyle bir düşünce içerisinde benim aldığım haber. Gereken zamanda Beşiktaş benim paramı yatırmayacak ve ben de boşta kalıp istediğim takıma imza atacağım. Galatasaray'a bedava vermedi diye. Beşiktaş pişman mıdır yönetime? Ama Beşiktaş da Galatasaray'a bedava verseydi daha o transfer görüşmelerinden 6 ay önce 3,5 milyon euro bonservis ödemişti Beşiktaş. O zaman sıkıntı ama şu anda keşke verseydik diyor. Ama işte sarayı yansımıyor. Peki olur bir şey soracağım özür dilerim. Tabii. Soldado'yla Serdar Aziz transferi olabilir mi? Yani karşılıklı takas. Olamaz. Kimle kim? Soldado Serdar Aziz. Serdar Aziz takasla sadece Tolgay'la olur. Tolgay'la. Tolgay. Ama Galatasaray istiyor ya. Aklıma geldi olabilir mi diye. Serdar Aziz de artık Beşiktaş alamaz çünkü isim hata aldı. Vida var. Medel oraya çekebilir. Ama işte istediğiniz... Hayır soldan da gündeme geldi ya. Teklif. Acaba öyle bir takas olabilir mi diye düşündüm. Yok. Yani bu kadar... Ne dersin? Neden olmaz Devrim abi? Ben dün de söyledim. Bir senedir forvet bekleyen Galatasaray taraftarına sen Soldado'yu önüne getirirsen olmaz. Bundan dolayı olmaz. Bir de Galatasaray'ın ilk yarısını... Olayların başlangıcından bir tanesi Soldado yüzünden başladı. Olmaz değil mi? Olaylar olmaz. Doğru söylüyorsun. Evet. Love'la eğer olmadı diyelim, satılamadı sezon sonuna kadar. Bir de 1,5 senelik sözleşmesi var. Fikret Orman'ın da açıklaması var bu arada. Yani istiyorsa binsin uçağa gitsin İsviçre'ye diye. Evet. İki tarafta kendinden emin açıklamalar yapıyor. Dün programa başladığımız isim Babel. Bugün oğlu bir paylaşım yaptı. 4 numarayı bir ekrana verelim. Beşiktaş'tan ayrıldığına son dönemdeki yaşananların ardından taraftarlar çok üzülmedi gibi gözüküyor. Yeter ki boşluğu dolsun diyorlar. Kafası rahat bir Babel'in oğlunun o paylaşımını gösterelim. Yarın sabah saatlerinde değil mi Sercan? Evet yarın sabah. Yarın sabah saatlerinde Babel İngiltere'ye gidecek. Beşiktaş'tan ayrılıp İstanbul'dan İngiltere'ye, Londra'ya gidecek. Sağlık kontrolünden geçecek. Beşiktaş'ta bu transferden sözleşmesinin bitimine 6 ay kalmasına rağmen 2 milyon euro kazanacak. Önemli. Özel işler yaptı Beşiktaş'ta. O gerçekten benim ayrılıyor şeklinde var. Bir paylaşım. Bu da zaten sosyal medyadan. Beşiktaş'ta özel işler yaptı. Babel fayda sağladı. Beşiktaş'ta istenileni verdi. Maliyeti bakımından evet Beşiktaş önemli işler yaptı ve ödediği paranın karşılığını aldı. Çok ancak son 6 aylık bölümde Ryan Babel ne yaptı dersek en son 100 tane Snapchat çekmiştir. Saçını kırmızıya boyattı. Instagram'a fotoğraf atmıştı. Fenerbahçe maçında attığı gol varmış. Aslında sezona da çok iyi başlamıştı. Son 6 aylık bölümde benim istediğim bir fotoğraf vardı. 5 numara. Nasıl? Sarı kırmızı kalp paylaşımı Babel'in. Evet, Buğra'nın istediği 5 numarayı da bir ekrana verelim. Bunu bir açıkla bize Buğra istersen. 11 Ocak 2016'da atıyor bu tweet'i. Alayında oynarken. Evet hatırladım. Arabistan'da. İnşallah sarı kırmızı kalp. Galatasaray'a gelmek için. Bitik halde o zaman. Kayseri'de olabilir. Hollanda milli takımında yok. Yapma. Ve Beşiktaş kaç paraya aldı Babel'i Deportivo'dan? Çok cüzi. Bedavaya aldı. Ve Beşiktaş sayesinde milli takıma kadar yükseldi. Çok güzel işler yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk şampiyon yani bence geldiği yarım dönem. Birazcık da vefa borcu vardı Beşiktaş'a. Bir şey söylemedim. Onu bence ödeyip gitti ya. Bence yani güzel bir iş yaptı Beşiktaş yönetimi. 5 ayda 2 milyon euro para kazanıyorsun. Babel'e vereceğim milyon, paradan kurtuluyorsun. 1 milyon 200 bin eurodan kurtuluyorsun. 3 milyon 200 bin euro. Bir de Babel sana 5 ayda kazandırıyor. Ama ben şunu merak ediyorum. 5 ay sonra bu adamın sözleşmesi bittiği zaman evet.
Ne olacak? Beşiktaş'la devam mı edecek? Hayır, zaten bitiyor. Hayır, devam etme. Şöyle bir şey olacak. Pazar günü bir şey olacak. Atıyorum 5 milyon euro mu isteyecek, 4 milyon euro mu isteyecek? Zaten devam edecek, Beşiktaş'la devam edecek olsaydı Ocak'ta gitmezdi. Hayır, şöyle bir şey olabilir mi? Acaba Beşiktaş Babel'i göndermek yerine 3 milyon 200 bin euro iyi para, iyi pazarlık. İyi ayrıldığını düşünüyorum ben. Beşiktaş için iyi ama... Babel'i mesela imza attırsa 5 ay kalmış ya. Anlaştığı imza attırsa ama 4 milyon euro para istiyor. Ama çok para istiyor. 3,5 milyon euro yıllık bir para isteği var Babel'in. Babel'in amacı şu, özür dilerim. Pardon. Babel'in amacı şu an şu. Ben İngiltere Premier Lig'de kendimi 6 ay göstereyim. Ondan sonra Dubai'de kaçırmayı bekleseyim. Tabii. Evet. Tamam, artık kadro yapılanması dedik Beşiktaş'ta. Onun nedeni yabancılarından ayrılıyor Beşiktaş. Demek ki hayırlı olsun diyelim Beşiktaş'a ve Konoplyanka isimleri falan da var. Bakalım yeri dolacak mı? Konoplyanka vesaire birkaç isim dönüyor. Choupo-Moting isimleri dönüyor. Kim gelecek? Evet sevgili seyirciler, biz devre arasında transfer döneminde sizlerle birlikteydik. Buğra Korkut, Sercan Dikme, Emre Zabunoğlu ve Devrim Zengi. Tabii ki Sezgin Gelmez ve Ertan Süzgün de var. Sinan Arıkan ve Hüseyin Yılmaz'a da teşekkür ederim. Hüseyin Yılmaz ve tabii ki başta Ertem Şener önderliğinde yaptık bu programı. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok özlediniz biliyorum. Cumartesi günü Ertem Şener, Sinan Engin. Pazar günü Ertem Şener, Sinan Engin, Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz ve Gökmen Özdenak'la birlikte Beyaz Futbol başlıyor. Pazartesi günü yine Efsane Beşli Derin Futbol'da karşınızda olacak. O tanıtımımızı bir ekrana verelim veda etmeden önce. Bir numaralı tanıtımımızı bir ekrana verelim. Özlediniz gerçekten görmeyi bu isimleri, bir gelsin vedamızın öncesinde. Evet sevgili seyirciler, teşekkür etmeyi unuttuğumuz isimler olabilir. Ben bir kez daha söyleyeyim. Bütün teknik ekibimize, yönetmenimiz Serkan'a, rejideki arkadaşlarımıza, kameraman arkadaşlarımıza ve bugün bize çok güzel bir hediye gönderen programımızın, son programımız için bize hediye gönderen Dinçer Azapan'a da teşekkürü borç bilelim kendisine. Buradan selamlar gönderelim Müge Azapan'la birlikte kendisine. Ve son olarak çok kısa herkese bir söz hakkı vereceğim. Selam ve şampiyonluk adayı Devrim Zengi'den başlıyorum. Şampiyonluk adayım tabii ki Başakşehirspor. Başakşehirspor'un rahat şampiyon olacağını düşünüyorum. Öncelikle Ertem Şener ve diğer yorumcularımıza, hepsine başarılar diliyorum. Her zaman olduğu gibi yine her şeyi ilk kez Beyaz Futbol'da duyurmaya devam edeceğiz. Biz sadece tabii dilimizin döndüğünce masada bir şeyler anlatmaya çalıştık. Umarım başarılı olmuşuzdur. Tekrar tabii, sahaya ineceksiniz. Evet, sahaya ineceğiz. Abilerimiz tabii Arap, yani onlar her zaman, onların yeri çok farklıdır. Evet. Onlara da bir kez teşekkür ediyoruz. Buradan eşime, oğlum Onat'a başarılar diliyorum. Ferdi abiye ve Batman Sporlu Bilal'e. Bilal kardeşime buradan selamlar gönderiyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Evet, biz de sana teşekkür ediyoruz. Emre? Şampiyon çok büyük futbol mucizesi olmazsa bence Başakşehir olur. Başakşehir diyor. Selam göndermek istediği kimse var mı? Herkese gönderiyorum. Herkese. Buğra? Şampiyon Galatasaray olur. Oo. Bu kadar olumsuzluğa rağmen. Çünkü kulübede Fatih Terim, tribünde Galatasaray tribünü olduğu sürece her zaman... Ben bu puan farkını suni buluyorum Aykut Kocaman'ın deyimiyle. Selam faslında da kızım adaya ve buradan benden de özel bir selam. Sana hem şey aileme yapacağız. Hem de canım babama, her zaman beni toparlayan, hep arkamda duran canım babama çok selam söylüyorum. Sercan? Transferlerin ardından ben Beşiktaş'ın şampiyon olacağını düşünüyorum. Arap atı gibi sondan açılacağını düşünüyorum. Selam hemen ileteyim. Özgür Özkaya önemli bir futbolcu. Selamlarımızı gönderiyoruz. Fanatik gazetesinden Gökmen Özcan, Beşiktaş'ın efsane amigosu Şeref abiye ve Lig Radyo'dan da sevgili okul arkadaşım, sıra arkadaşım Meri'ye selamlarımı gönderiyorum. Çok sevmiş oldum. Evet. Çok tamam, özür diliyorum. Efsane Fenerbahçe'nin efsanesi Lefter Küçük Andoniadis ve Sefa Kalya. Sefa Kalya. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet nur eylesin. İçinde yatsınlar. Allah rahmet eylesin. Yalnız Fenerbahçe kulübüne bir sistemim var. Lütfen. Keşke Sefa'yı da akşam 8:20'de değil de Lefter Küçük Andoniadis'le birlikte gündüz saatlerinde paylaşsaydı diyorsun. Taraftarın isteğiyle yapmasaydı bunu. Hı-hı. Belki bir aksilik olmuştur. Bir kez daha ikisi içinde, nur içinde yatsın diyorum. Mekanları cennet olsun.
Peki. Evet, ben de 3 selam göndereyim. Serdar Topçu'ya, Barış Baştaş'a ve Bursa'dan trener Oğuzhan'a. Oğuzhan Yıldız'a, Türkiye'nin en önemli, en iyi fitness antrenörlerinden birine. Buradan selamlarımı göndereyim. Son söyleyeyim mi? Kapatacağım. Sonlar bitmiyor. Melike Çelik şimdi yazdı Haber Global'den. Ona da selamlarımızı gönderelim. Aslında eski çalışma arkadaşım. Mesihan abi. Bütün yorumcularımıza, Ertem Şener başta olmak üzere, Ahmet Çakar, Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz ve Gökmen Özden'a selamlarımızı gönderiyoruz. Mayıs sonuna kadar karşınızda olacaklar. Kendilerine başarılar diliyoruz. Başarılar dilemeye ihtiyaçları yok zaten. Türkiye'nin en başarılı, en efsane ekibi ve ben de sizlere iyi geceler diliyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın diyelim. Ne yapalım? Hep birlikte el sallayalım. Herkese selam gönderelim.